Günaydın sevgili izleyiciler. 15 Ekim Cuma sabahı Tele1 ekranlarında Gün Başlıyor programında sizlerle birlikteyiz. Yeni bir güne başlıyoruz. Haftayı tamamlıyoruz. Hafta içi tabii gelişmelere baktığımızda pek çok önemli gelişme var. O gelişmeler devam ediyor. Hafta sonuna taşındı hemen hemen. Haftaya girerken gündemde ne varsa onlarla ilgili sıcak gelişmelerle bir haftayı tamamlamış olacağız. Daha çok konuşulacak ve tartışılacak önümüzdeki dönem Türkiye'de ne olup ne biteceğini belki ortaya koyacak tartışmalardı, yaşanan tartışmalar. Şunu hemen sessiz aldıktan sonra devam. Sedat Peker dün akşam Sadat'la ilgili tweetler attı. Daha önce işte Sadat'la ilgili yazdıkları, önce Sedat vardı, arkasından Sadat geliyordu. Sedat çekildi ama Sadat devam ediyor bu siyasi cinayet iddiaları, tartışmaları ile ilgili süreçte. Böyle bir tweet atmıştı. Kendisinin de ölüm listesinde olduğunu söylemişti. Buna yanıt Sadat'tan geldi. Kendisiyle işte çok herhangi bir temaslarının olmadığını ifade eden açıklama. Sedat Peker'i yalanlayan açıklamalar. Sedat Peker dün yeni açıklamalarda bulundu ve son derece çarpıcı, dikkat çekici iddiaları var. Sadat'a silahlanın çağrısı yapmam ortak fikirdi diyor Sedat Peker. Daha önce hatırlayacaksınız, toplumun önüne çıkmış ve silahlanın çağrısı yapmıştı Sedat Peker. Bu çağrının Sadat'la birlikte alındığını, ortak bir fikir olduğunu söylüyor. Oluk oluk kan dökülme çıkışını yapacağından haberdar değildik diyemezsiniz. Bunu da sizinle istişare etmiştik, konuşmuştuk. Ortak bir program çerçevesinde bir tarafta Sadat, bir tarafta Sedat. İkisi de toplumda kutuplaştıracak, kaosa sürükleyecek, gerginliği arttıracak ve bu gerginlik ortamında iktidarın oy kazanmasını sağlayacak işler üstlendiklerini söylüyor, iddia ediyor ya da itiraf ediyor Sedat Peker. Hangisi? Herhalde ortaya çıkar. Bu açıklamalar ve bu açıklamaların yankıları konuşulacak bugün gün boyunca elbette aktaracağız. Dün Taliban temsilcileri Türkiye'ye geldiler. Resmi bir davetle geldiler. Onlar gelmek istiyoruz demişler. Olur hemen gelin denmiş ve hemen ertesi güne de kendilerine randevu verilmiş. Taliban temsilcileriyle Dışişleri Bakanı'nın buluşması ve o buluşma sırasında özellikle Dışişleri Bakanı'nın besmele çekerek konuşmaya başlaması günün ilginç anlarından biriydi. Yani bugüne kadar pek çok heyet karşılamış Dışişleri Bakanı'nın, yine pek çok Müslüman ülke temsilcilerini, yöneticilerini ağırlamış Dışişleri Bakanı'nın her toplantıyı besmele ile açıp açmadığı elbette merak edildi. Taliban karşısında olunca ayrı bir davranış biçimi olarak mı ortaya çıktı? Neden soruları ortada. Ve Taliban heyetinin programına Diyanet İşleri Başkanlığı'nı alması da başka bir tartışma konusu. Bunları da konuşacağız. Türkiye, Afganistan ilişkileri, AKP-Afganistan ilişkileri ve o ilişkilerin bundan sonraki seyri. Tabii Taliban Türkiye'de temaslarda bulunurken, bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında temaslar vardı ve dün ortak bir savunma işbirliği anlaşması imzalandı Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında. Bu önemli. Son dönemde Yunanistan'da üs sayısını arttıran, oradaki askeri varlığını arttıran Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın yanında durduğunu açıkça ilan eden ve son dönemde Biden'ın AKP iktidarı ile ilgili Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği mektubun ardından Fransa-Yunanistan arasında imzalanan anlaşma ve şimdi Amerika-Yunanistan arasında imzalanan anlaşma. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Bunlara bakmak ve kafa yormak lazım. Bizim tabii Türkiye'de ne var gündemde derseniz, halkın gündemine derseniz, yoksulluk, hayat pahalılığı ve dolar kuru. Dolar dün 9.20'yi gördü. Şu anda da 9.19 mu, 18 mi? Yani 9.20'yi geçti, geçecek. Daha artık önünde bir hayli yol var. Dün programı bitirirken söylemiştik. Yani artık bu kadarı bilmeyerek yapılacak, beceriksizlikle ortaya çıkacak bir tablo olamaz. Bu ancak bile isteye, kasten doların yükseltilmesi hamlesi olabilir demiştik. Ha, neden yapıldığına dair farklı fikirler olabilir. Çok farklı gerekçeleri olabilir ama doların yükselişinde
AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilinçli bir tercihi olduğu değerlendirmesi gün boyunca pek çok ekonomist tarafından ve siyasetçi tarafından da yapıldı. Çünkü kimse başka bir anlam veremiyor. Hani bu kadar sonuçlarının ne olacağı bilindiği halde doları yükseltecek, üst üste ekonomiyi yangın yerine çevirecek kararların alınması, en son Merkez Bankası Başkan Yardımcıları ve Para Piyasası Kurulu üyelerinin görevden alınmasıyla artık bu iş bilerek yapılıyor deniyor. Ülke ekonomisinin yüksek kur ile AKP'ye ne kazandıracağı ama bir taraftan tartışılırken diğer taraftan tartışılmayan şey sonuç halkın fakirleşmesi, yoksullaşması ve buna ilişkin haberlerimiz var. Hem siyasetçilerin tepkileri hem sokakta halkın tepkileri olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaya başladı. Dün vergi usul kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 800 bin aşkın mükellefin vergileri artık kapsam dışında bırakıldı. Bunlar basit usulde vergilendirilen, yıllık işte 1000 lira, 2000 lira vergi vermek durumunda kalan çok küçük işte esnaf ya da işletmelerle ilgili çıkartılmış bir vergi affı diyelim. Diğer taraftan koronavirüste 203 kişi daha yaşamını yitirdi. 30 bin yeni vaka var. Bir de Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki polemik var. Çok dikkat çekici. Bugün Ümit Özdağ ayrıca bir basın toplantısı düzenleyecek saat 11.30'da. Hatırlayacaksınız, dün aktardık. İşte Nagihan Alçı'yla gerilimin yükseldiği anları ekrana getirmiştik ama o programda Ümit Özdağ bu siyasi cinayetlerle ilgili tartışmalar yapılırken kendisiyle ilgili de aslında bir suikast ihbarının olduğunu, bu ihbarın kendisine geç bildirildiğini, ancak 2-3 gün önce bildirildiğini ve bu arada hem silah ruhsatı için yaptığı başvurunun reddedildiğini hem de koruma talebinin reddedildiğini söylemişti. Tabii reddedildi derken önce reddedildi ama ben ısrarla hani hakkımdır deyip başvurdum, silah ruhsatını meclis başkanının devreye girmesiyle çıkardım diyor. Korumayla ilgili de açıklamaları var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıktı ve dedi ki silah ruhsatım yok diyor, silah ruhsatı, 4 tane silah ruhsatı var. Korumam yok diyor, koruması var dedi. İçişleri Bakanı'nın açıklaması yetmedi. İçişleri Bakan Yardımcısı öyle bir metin yayınladı ki o metin, hani bir siyasi partinin genel başkanı ve milletvekiliyle ilgili kurulan cümleler son derece çarpıcı ve içeriğine elbette Zafer Partisi'nin tepkisi var. Çünkü doğrudan yalancı diyor, ne dediğini unutuyor diyor, bir doktora görünsün tavsiyesi var. Ümit Özdağ'la ilgili kullanılan ifade doğrudan Ümit Özdağ, yani öyle sayın milletvekili falan yok. Bu kaba dil, yani resmi bir belgede yer alan bu kaba dile, hem Zafer Partisi'nin hem Ümit Özdağ'ın tepkisi var. Bir de tabii İçişleri Bakanı'na dönük açıklamaları var. Onları da ekrana getireceğimizi söyleyelim. Öne çıkan başlıklar, çok daha fazlası var elbette. Özellikle Meral Akşener'in dün Tokat'taki temasları sırasında vatandaşla buluşması ve o buluşma anlarında ortaya çıkan çok çarpıcı görüntüler var. Hem gençler hem çiftçiler, vatandaşların İsyanı, yaşadıkları ekonomik zorlukları dile getirdiği anlar yine program içerisinde yer alacak. Bunları söylemiş olalım. Şimdi şuradan bir güncellemenin ardından başlayalım arkadaşlar Cumhuriyet Gazetesi ile. Cumhuriyet Gazetesi'ni hemen getirelim ekrana. Yazık bu halka demiş. Erdoğan merkezi yine dağıttı. Türk lirası pul oldu. Yurttaşlar bir ayda %10 daha yoksullaştı. Ülke tepe taklak, dolar 9.19, hatalarda ısrarın bedeli diyor Cumhuriyet Gazetesi. Faiz takıntısı nedeniyle Merkez Bankası'na müdahalelerden vazgeçmeyen Erdoğan, Başkan Kavcıoğlu ile görüşmesinin ardından iki başkan yardımcısı ve bir para piyasası kurulu üyesini görevden aldı. Alınan isimler faiz indirimi kararlarına muhalefet ettiği iddiaları kulislere yansıyınca dolar 9.20 lirayı gördü. Türk lirası bir ay içinde yaklaşık %10 değer kaybetti. Bir ay içinde. Ekonomistler, yoğun hatalar sürekli, bunlarda ısrar edilmesi kurda baskıyı ve ülkede fakirleşmeyi hızlandırıyor dedi. Evet, hani ekonomide bir hata yaparsınız, olabilir, bunun sonuçları olur. Ama o sonuçların etkisi hani hangi boyutta olur derseniz, işte sınırlı olabilir. Çünkü hatadır, düzeltilir, hatadır, görülür filan. Ama ülke ekonomisinde yönetenlerin aldıkları kararlar ve bu kararların yarattığı sonuçlara rağmen ortaya koydukları ısrar artık herkesin
ekonomi yönetiminden umudunu kestiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla 9.20'nin ucu açık. Onun nereye kadar çıkacağına ilişkin hiç kimsenin bir tahmini yok. Herkes daha yukarıda olduğunu biliyor. Çünkü kimse bu iktidardan ekonomiyle ilgili gerçekçi bir karar almasını, durumu tam olarak değerlendirebileceği ve uygun adımlar atabileceği yönünde bir düşünce içerisinde değil, tamamen umut kesilmiş durumda iktidardan. TÜGVA, TÜGVA sürmanşette Cumhuriyet'te, peşkeşin sıralı tam listesi. AKP'nin 2015-2019 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 38 taşınmazını kiralama ya da tahsis yoluyla yandaş derneklere verdiği ortaya çıktı. Listenin başını TÜRGEV ve TÜGVA ile Ensar çekiyor. Pek çok sözleşme feshedilmesine karşın binalar boşaltılmıyor. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde halka hizmet için, kamuya hizmet için kullanabileceği binalar var. Ama bu binalar bazı vakıflara, derneklere dağıtılmış durumda. İşte çok cüzi miktarlarla ya da kirası belki de ilçe belediyelerince, belki doğrudan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanan bina tahsisleri bunlar. Bu binalarda bulunanlar hadi çık dendiğinde de hayır çıkmıyoruz, İBB burayı işgal etmek istiyor diyerek direniyorlar. Ama ortaya çıkan tablo ve liste peşkeşin sıralı tam listesi diyerek sürmanşette verilmiş. Biliyorsunuz bu Milli Piyango çekilişleri sonrası yılbaşında işte Milli Piyango sıralı tam liste diye ek olarak verilir ya da böyle verilir ama şimdi uzunca bir liste olduğu için sıralı tam listeyi Cumhuriyet Gazetesi iç sayfalarında vermiş Hazal Ocağan imzasıyla. Sofradan geçen otoyol köprü. Zamlarda görmezden gelinen kalemler. Evet, maliyetler artıyor ve işte bu bizim soframıza yansıyor. Özellikle tarım alanında aracılar var. Kimi marketler fahiş fiyatlar uyguluyor ama fiyat artışlarının nedenlerinden birisi de aslında taze sebze ve meyvenin özellikle büyük şehirlere, İstanbul'da büyük hale gelişi sırasında kullanılan otoyollar ve köprüler, onların yarattığı ekstra bir maliyet var. Bu otoyol ve köprüler geçiş garantili ve oldukça pahalı kullanımları nedeniyle zaten soframıza yansıyacağı söylenmişti. Ama AKP onu kimsenin yapmadığı yolları yaptık, kimsenin yapmadığı köprüleri yaptık diyerek reklam etmeyi başardı. Oradan hatta oy kazanmayı başardı. Köprü yapıldı diye oy verenler sonrasında bunun uzun dönemli yıllar boyunca sofrasına gelecek her şeyin fiyatını arttıracağını o gün düşünmedi, değerlendirmedi. Bugün düşünüp değerlendiriyor mu onu bilmiyorum ama ortada böyle bir artık ne diyelim konuşulması gereken sonuç, tablo var. Taliban Ankara'da Afganistan'da yönetimi ele geçiren örgütün temsilcileri resmi davetle geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tanıma konusunda farklı pozisyonlar olabilir ama Afganistan'da sistemin çökmemesi için angajmana girmemiz lazım. Yani bağlantıya girmemiz lazım dediği Taliban temsilcileri Türkiye'ye geldi. Taliban'ın davetine Çavuşoğlu'ndan geldiğini açıkladı. Çavuşoğlu Türkiye'ye gelmek istediler, davet ettik dedi. Evet. Taliban diyor ki davet Çavuşoğlu'ndan geldi. Onlar çağırdığı için biz geldik. Çavuşoğlu diyor ki ya onlar gelmek istemişti biz o yüzden davet ettik. Her neyse. Yasaklarla işe başlayan kökten dinci örgütle yapılan görüşmede insani yardım, göç ve Kabil hava alanı konularının ele alındığı belirtildi. Heyetin görüşme programında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın olması da dikkat çekti. Dar gelirliye ilaç darbesi, Sosyal Güvenlik Kurumu 52 ilacı daha ödemeyecek başlığıyla aktarmış olayım. Hastanelerdeki usulsüzlükler var, müteahhitler yolu bulmuş başlığıyla aktarılıyor. Hakim ve Savcılar Kurulu'nda dikkat çeken bir istifa oldu. Aslında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de avukatlığını geçmişte yapmış bir isim. Ve onun istifası ardından ne oldu, ne oluyor soruları var. Farklı farklı iddialar var. Henüz tam teyit edilememiş. Hani evet budur diyebileceğimiz öne çıkan güçlü bir iddia şu saat itibariyle yok ama mutlaka ortaya çıkacaktır. Yani bir Hakim Savcılar Kurulu üyesi istifa ediyorsa bu istifanın arkası mutlaka araştırılacak, soruşturulacak ve ortaya çıkartılacaktır. Bu sıradan durduk yerde gelmiş bir istifa olmadığı açık. Şimdi manşete bakalım. Yazık bu halka demişti ya. Bir dün Merkez Bankası'nın aldığı kararla ilgili haberimizi aktaralım.
Gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının görevden alınması siyasetçilerin gündemindeydi. Önce siyasetçiler ve ekonomistler bu konuyla ilgili ne söyledi? Ona bakalım. Ardından vatandaş ne söylüyor? Ona bakacağız. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Bu süre içerisinde hem faiz arttı, hem kur arttı, hem de enflasyon arttı. Düşen bir şey yok. Ekonomi Bakanı da, Hazine Bakanı da, Merkez Bankası Başkanı da, BDDK Başkanı da hepsi Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan öngörülemez bir şekilde davranıyor. Recep Tayyip Erdoğan keyfiyet içerisinde davranıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikaları Kurulu üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Gece yarısı kararnamesine siyasilerden tepki gecikmedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, döviz kurunda yaşanan hareketlilikle artan hayat pahalılığına işaret etti. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim. Merkez Bankası Başkanı'nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu. Deva Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının yitirildiğini söyledi. Talimatla faiz düşmez arkadaşlar. Talimatla dövizin kuru düşmez. Dövizin kuru da faiz de ancak güvenle düşer, güven. Siz güveni oluşturacaksınız. Ben diyorum ki hiç bu getirle götürle uğraşma. Nasıl varlık fonunun başına kendini görevlendirdiysen, Merkez Bankası'nın başkanı olarak da kendini görevlendirdi, şu işi bitir diyorum. Yazık bu insanlara. Zaten senin talimatının dışında bir iş yapmıyor bunlar ya. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı mı kaldı? Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu yaşananlara sebep olarak tek adam rejimini gösterdi. Sayın Erdoğan kim gelirse gelsin Merkez Bankası'na Cumhurbaşkanı bizzat yönetiyor. Aslında Türkiye'de bakan falan yok. Ekonomi Bakanı da, Hazine Bakanı da, Merkez Bankası Başkanı da, BDDK Başkanı da hepsi Tayyip Erdoğan. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un hedefinde Erdoğan vardı. Merkez Bankası yönetiminin yarısı görevden alındı. Sonuç olarak döviz aldı başını gitti. Kim kaybetti? Birileri zenginleşti, milletimiz kaybetti. Kararları danışmıyor, ortak akılla almıyor, kendi başına alıyor, uyguluyor, milletimiz ceremesini çekiyor. Böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Ekonomi böyle bir yönetim anlayışına güven duyabilir mi? Eski Merkez Bankası Başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz da kararı sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bundan sonra en doğru para politikası hiçbir şey yapmamak. Bırak dağınık kalsın. Evet, bırak dağınık kalsın demişti Durmuş Yılmaz. Dün aktarmıştık onu sizlere. Şimdi Sözcü Gazetesi'ne bakalım. Halk yandım Allah diyorsa bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Gece yarısı operasyonuyla Merkez Bankası'nda 3 kişi görevden alındı. Döviz fırladı. Dolar 9.20'ye tırmandı, dayandı diyor. Erdoğan 2002'de bu sorunun cevabını vermişti. Yani halk yandım Allah diyorsa bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Erdoğan'ın 2002'deki sözleri. Bu ülke bu hale geldiyse bugün benim vatandaşım konteynerlardan evine çöp, rızık topluyor, götürüyorsa, pazar atıklarını topluyorsa, meydanlar açız, açız diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık yandım Allah diyorsa, benim vatandaşımın %25'i açlık sınırının %50'si yoksulluk sınırının altındaysa, bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Diye sormuş. İşte o hükümet bugün AKP. 20 yıldır üstelik bu ülkeyi yönetiyor ve bu 20 yıllık yönetimin sonunda ülkeyi gelişmiş 17. ekonomik büyüklüğü 17. sırada olan, dünyada 17. sırada olan ülkeyi aldı, 21. sıraya düşürdü. Üstelik bunu da 2023'te ilk 10'a sokacağız, ilk 10'a sokacağız diyerek yaptı. Sürekli ilk 10'a, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız dediği ülke şu anda 21. sırada. Bir daha G20'de olmayız yani. 2. Sefalet listesinde de 21. sıradayız. Üstümüzdeki ülkeler, altımızdaki ülkeler, biraz sonra listesini ekrana getireceğim.
Yani sefalette de hani en sefil, en sefalet içerisinde yaşayan ülkeler arasında üzerimizde ancak 20 ülke var dünyada. Ülkenin büyüklüğü, ekonomik büyüklüğü, oradaki 21. sırada yer almanızın bir anlamı vatandaşa yansıması daha doğrusu ne kadar? İşte onu o sefalet listesinden bakacağız. Çünkü milli gelir, ekonomi büyüklüğü bir şey ifade eder ama bu halkınıza nasıl dağıtılıyor ve halk ne kadar bu refahı paylaşıyor o ayrı bir liste. O listede de üst sıralardayız. Görevden alınanlar var, bir gecede fakirleştik denmiş. Uçacaktık, uçurumdan uçuyoruz. Başkanlık gelince enflasyon, döviz, faiz düşecek diye nutuk atıyorlardı. Türkiye tek adam yönetimi altında derin ekonomik kriz yaşıyor. Milli paramız eriyip değer kaybediyor denmiş. Liderler görevden alma için ne dedi? Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı vatandaşı fakirleştiriyor. Bu cehaletle korkarım ki dolar 12-13 liraya çıkabilir ve Erdoğan Merkez Bankası Başkanı olarak kendisini görevlendirsin. 3 ismin yorumları var. Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Ali Babacan. Diğer taraftan altın da zirveye çıktı. Dövizle birlikte altın da fırladı. Gram altın dün 531 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altın 874 lira oldu. Bir de hemen logonun yanında sözcüde ekonomistlerin dolar tahmini var. Atilla Yeşilada 9.25'e kadar yükselebilir demiş. Doçent Evren Bolgün ise gelecek haftaki Merkez Bankası toplantısından önce dolar 9.30'u görebilir. 100 puanlık indirim durumunda, yani Merkez Bankası yine faizleri indirirse, o zaman 9.50'ye gelebilir uyarıları ya da öngörüleri var diyelim. Evet, dolardaki bu hareketlilik, arkadaşımız Engin Açar dün gitti. Dolar bozdurmaya gelenlerle konuştu. Döviz bürolarına gidenler, döviz bürosu sahipleriyle. Bakalım kapalı çarşıda dolarla ilgili görüşler ne? Ekonomistlerin görüşlerini sözcüden aktardık. Şimdi biraz nedir o? Doların doğrudan el değiştirdiği İstanbul'daki kapalı çarşıya bakalım. Yerine çıkan dolar rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Piyasalardaki bu hareketlilik euroyu ve altını da etkiledi. Kapalı çarşıdaki uzmanların yıl sonu tahminleri ise endişe verici. Sene sonu beklentimiz de özellikle 9.35 seviyelerindeydi. Şimdilerde 9.16'dayız. Kademeli olarak o seviyelere, belki 10 seviyelerinde üzerine dışarıdaki doların yükselmesi devam ederse görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi piyasanın tansiyonu gerçekten çok yüksek. Dolar zaten bir bahane arıyordur yükselmesi için. Gerçekten sıkıntı çok büyük. Daha da büyüyecek gibi görünüyor. Tabii doların yükselmesi altının da yıldızını parlattı. Gram altında 540 lira seviyesi psikolojik seviyedir. Bu seviyeler kırılırsa 550-560 seviyeleri kaçırılmaz. Dolarda yaşanan bu hareketlilik kapalı çarşıya da yansıdı. Ayaklı borsa başta olmak üzere döviz bürolarının da önünde sıralar oluştu. Ellerindeki dolarları bozdurmak isteyen vatandaşlar döviz bürolarına akın etti. Tabii ki bilinçli yapılıyor bazı şeyler. Bu zaten bilinçli yani. Vallahi şu anda durma şansı yok. Yok. Tabii yükselince endişe artıyor. Dolar bugün yükselince bütün her şeye zam geliyor. Demirinden tut, yiyeceğine, gıdasına, her şeyine zam geliyor. Şimdi hiçbir marketin yanına yaklaşamıyorsunuz yani. Asgari ücretli 3 bin lira bir para alıyor. Bu adam ne yapabilir ki? Çocuğuna mı harcasın, okula mı harcasın, masrafına mı harcasın? Dolar bozdurdunuz mu? Yok, olmayan şeyin nesini bozduracağız ki? Gidişat ortada. Ne olacak belli değil. Sanırım herhalde yükseliş biraz daha devam eder. Vallahi başakiler düşünsün. Piyasada ucuzda yiyecek, gidecek ucuz olmasını istiyorsa Türk parasının değerini korumak lazım. Bu yönetimle olacağı bu. Bir şey beklemek mucize olur. Yıllarda şaha kalkıyor. Ama şaha kalktığı falan yok. Döviz şaha kalktı. Bunlar gidince düzelir. Belki de bilinçli yapılıyor bu şey. Kendilerinde olan dövizi yüksek fiyattan bozdurup paraya para katmak. Yandaşlarına desteklemek için. Londra'dan geldik. Ne kadar dövize geldiniz hocam? 5-6-5-10 bin liraya geldik. Londra parası bozdurup harcıyoruz işte. Burası ucuz. Londra'nın parasını burada bozdurduğun zaman bayağı fark ediyor. Burada bir paça sigara 2 lira ora parası. Bir paça sigara Londra'da 13 lira. Bura parası 150 milyon yapıyor. Farkı görüyor musun? Piyasada düzen yok. Ekonomi dengesiz. En sorumlusu yönetenler. Londra'daki Türkler şu anda dedim ya orada kazanıp ya da burada harcıyorlar. Aldı başına gidiyor ne diyelim. Biz görmüyoruz onları. Sosyal medyada görüyoruz sadece resimlerini. Daha iyi günlerimiz bunlar. Ne diyelim abicim? Allah sonumuza hayır getire. Ne diyeceksin ki?
Dolar onu da geçer, 11'i de bulur bu gidişle. Ali abi. Dışarıda yaşıyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Almanya'da. Tamam, bana göre ucuz. Ama burada yaşayan vatandaş için hiç değil. Nasıl? İlk defa doğru söyleyen biri çıktı. Abi burada yaşaman için zor diyor değil mi? Normal abi, asgari ücrete baksana. Ben ilkokulu bitirdim abi. Benim bilgime kaldıysa bu memleket yandı. Başımızdakiler ne yapıyor? Başımızdakiler üniversite abi, doktoraları yapmışlar. Bunlar ne biliyor? Bunlar bir şey bilmiyor mu ya abi bize? Düzelmez abi. Böyle düzelmez abi. Millet aya gidiyor, biz yaya gidiyoruz abi. Millet aya, biz yaya. Jüpiter'e giden de var, onu söyleyeyim. NASA cumartesi günü Jüpiter'e bir uzay aracı gönderiyor. Güneş sisteminin nasıl oluştuğunu tespit etmek üzere çalışmalar yürütecek. Asteroidler etrafında gezecek, dolaşacak. Bir gidecek, bir gelecek, bir gidecek filan. Hani aya derken ayın çok ötesinde artık uzay faaliyetleri. Bir Gün gazetesine bakalım. Bilal'in okuluna para akmış. Bilal Erdoğan'ın mezun olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yaklaşık 15 milyon lira harcayan Kiptaş'ın lisenin mobilyalarını da yenilediği ortaya çıktı. Al gülüm ver gülüm. Zaten hani ne olacak, kim kimden, hiç kimse birbirinden esirgemiyor. Sağ cepten al, sol cebe koy. Sol cepten al, sağ cebe koy. Hepsi ahbap çavuş. Sen o işi yaparsın, sonra biz zaten sana şu işi yaparız filan. Böyle gidiyor. Devlet Holding, holdingin içerisi aile şirketi. Aile şirketi olunca herkes birbirinin işlerine koşuyor, yardım ediyor yani. İyilikten, insaniyetten, yoksa insanlıktan ya. Kiptaş hortumu İmam Hatip Lisesi'ne demiş Bir Gün gazetesi. AKP iktidarının gözde okullarından Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi için kesenin ağzı sonuna kadar açılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş'ın AKP döneminde Bilal Erdoğan'ın mezun olduğu lise için milyonlar harcadığı ortaya çıktı. Bakın bu yıla kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenciler için sıfır yatağı vardı, yurdu. Yani sıfır yurt, sıfır yatak. Bu kadar çok vakıfa, derneğe bina tahsis etmiş. O vakıflara, o derneklere tahsis ettiği binalara yatak koymuş, yemek vermiş, aylık ödemelerde bulunmuş. Ama diğer taraftan işte Kartal İmam Hatip Lisesi'ni yapmış, donatmış. Hep özel talepler, özel istekler, özel kurumlar, özel tercihler. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmemek için verilen mücadele, kazanılmış bir seçimin iptali için ortaya konan irade bugün daha fazla anlam kazanıyor bu haberlerle beraber. Mezunlarının kamuda hızla yükselmeye başladığı lisenin binaları Kiptaş tarafından yenilendi. Binlerce liralık mobilya alındı. Belediyenin kasasından okul binalarının yenilenmesi, mobilya alımı adı altında harcanan para yaklaşık 15 milyon 380 bin lira. Her kararı ayrı bir kriz. Kontrolü iyice kaybeden iktidarın her hamlesi ekonomideki yangını daha da büyütüyor. Merkez Bankası'ndaki 3 isim görevden alındı, dolar fırladı demiş. Dolar fırlamış, 9.18'e doğru gitmiş. Yani kum saati şey gibi bu, nedir o? Her saniye dolar yükseliyor ya ve bizim paramız da eriyor ya, herhalde onu gösteriyor. Onu simgeliyor olabilir. Her saniye değer kaybediyor. Harem Selamlık TÜGVA skandalı. Skandal torpil listesi ve kamudaki kadrolaşması açığa çıkan TÜGVA'nın kirasını AKP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi ödemiş. Sayıştay'a göre vakfın 2016'da aylık 21.250 lira, 2018'de aylık 32 bin lira olan kirasını belediye vermiş. Ya belediyeler tamamen artık belli derneklere, belli vakıflara tamamen entegre olmuş durumda. Tek adama yeni yetki 3 kat zam yapabilir. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Cumhurbaşkanına verilmesi planlanan yetki verildi. Hani tek adam diyoruz, haksızlık ediyoruz. Bazı alanlarda yetkisi yok tabii. İşte o alanlardan birinde bu yetkiyi almalıyım demiş ve o yetki verildi. Yetki ne? Yetki şu. Sigara ve otomobillerden alınan vergi 3 kata kadar arttırabilecek Cumhurbaşkanı. Arttırır mı? Niye aldı bu yetkiyi derseniz, muhtemelen arttırmak için almıştır herhalde. Yani durduk yere bu yetkiyi niye versinler, niye istesin, niye alsın? Önümüzdeki dönem sigara ve otomobilde vergiyi 3 kata kadar arttırma yetkisi artık Cumhurbaşkanı'nın elinde.
MHP'li HSK üyesinin kuşku yaratan istifası var. İkinci kez HSK üyeliğine seçilen Hakim Savcılar Kurulu ve daha önce MHP ile Bahçeli'nin avukatlığını yapmasıyla bilinen Hamit Kocabey istifa etti. Bir gün yazarı Timur Soykan, Kocabey'in istifasına dair şu iddiada bulundu. Bir uyuşturucu kaçakçısının bırakılması için Ankara'da bir hakime baskı yaptığı iddia ediliyor. Bu hakim baskıya direndi, tutuklamaya itirazı görüşecek hakim değişti. Evet, farklı iddialar var. O iddialardan birisi Timur Soykan'ın iddiası. Bir gün gazetesinde yer bulmuş. Dediğimiz gibi yani bu konu herhalde üzerine gidilecek ve neden istifa ettiği tartışılmaya devam edecek. İkizdere ile ilgili bir haberimiz var, onu verelim. İkizdereliler direndiler biliyorsunuz. İkizdere'deki direnişi kamuoyuna sıcağı sıcağına aktaran kanallardan biri Tele1'di. Ve orada gün içerisinde düzenli kurduğumuz bağlantılarla bu direnişi aktardık. Rize İkizdere'de Cengiz İnşaat'ın maden ocağına karşı açılan dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu. Bilirkişi. Bu bilirkişilere ne gerek var ki gerçekten? Bilirkişi raporu hani yarın bir gün şey ya gerek yok diyecekler. Ne bilirkişisi? Her şeyi bilen zaten var memlekette yani. Gerek yok böyle bir kişi iki kişiyle biz bu işleri götürebiliriz. Böyle ayrı ayrı kurullar işte yok ondan anlıyormuş yok bundan anlıyormuş. Boşu boşuna masraf yapmaya ne gerek var? Kaldı ki işimize gelmeyen kararlar çıkıyor buradan. Bilirkişi raporu projeye karşı çıkan yöre sakinlerin haklılığını ortaya koydu. Rapora göre maden ocağı ekosisteme, arıcılığa ve çay üretimine ciddi zarar verecek. Evet, İkizdereliler isyanında haklı, bilirkişi raporuna yansımış durumda. Bu rapora gerek var mıydı? Hani orada yaşayan vatandaşların isyanı ve yapılan faaliyete baktığınızda her bakan göz bunu görürdü. Ama bir bilirkişi raporu gerekiyordu, rapor çıktı. Sonucu ne olacak? Bu sonuç, bu rapor dikkate alınacak mı? Bundan sonra ona bakmak lazım. Taliban Ankara'da VIP olarak ağırlandı. Yani çok önemli kişiler olarak ağırlandılar. Görüntüler var. Tabii o görüntüler bir VIP, bir işte Dışişleri Bakanı ile buluşma. O sırada Dışişleri Bakanı'nın Besmele ile konuşmaya başlaması. Bütün bunlar konuşuluyor ve tartışılıyor. AKP'nin Afganistan'a ve Taliban'a özellikle ilgisi en başından itibaren tüm dünyanın malumu. Aynı çizgide ya da birbirine ters olmayan bir dünya görüşü olduğunu zaten Cumhurbaşkanı tüm dünyaya ilan etmişti. Şimdi bu çerçevede sürdürülen temaslar var. Maske takmamışlar. Tabii o biraz dikkat çekici. Bu kadar şeyin arasında maskeye mi taktın derseniz, vallahi takarız yani ne olacak? Sonuçta dünyada salgın var. Hani istemeyiz Sayın Bakanlar ve Bakan'la beraber Dışişleri Bakanlığı'ndaki diğer isimler koronavirüse yakalansınlar bu salgın döneminde. Kendilerine dikkat etsinler isteriz. Yani bir rahatsızlık gelmesin başlarına. Taliban heyeti gelirken hani bir hiç salgın konusunda tedbir almadıklarını da gördük diyelim. Daha tabii ciddi meselelere bakacağız. Yani koronavirüs ciddi olmadığından değil. Yani her gün 200 kişinin, 200'ün üzerinde insanın öldüğü bir salgında hani Taliban, Afganistan, oho ne maskesi diyebilirsiniz. Haklısınız tabii. Ne oldu da doğalgaz fiyatları uçuşa geçti? Bir enerji dosyası açmış bugün. Bir gün gazetesi onu da aktarmış olalım. Şimdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Tokat'taydı. Tokat'ta ilçeleri dolaştı. İlçeleri dolaşırken ortaya çıkan görüntüler var. O görüntüler parça parça hem haber ajanslarına düştü hem İYİ Parti ve Meral Akşener kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gerçekten çok çarpıcı görüntüler var. Hani burada figür Meral Akşener, evet yani onun ziyaretleri ama bakmamız gereken vatandaşın söyledikleri, vatandaşın anlattıkları. İlk buluşma dün yansıyan üniversite mezunu, 3 çocuğu, işsiz bir annenin anlattıkları Meral Akşener'le buluşma anı. İzleyelim. Akşener, siz değerli Zile'li hemşehrilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Birlikte söylediğinizde, birlikte bu alami düzeni sandıkta demokrasiyle yıkacağız inşallah. Hodri meydan dedi, iddiasını bu sözlerle ortaya koydu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener durdurak bilmeden
il il, ilçe ilçe geziyor. Tokat Zile'deydi. Bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz. İnşallah. İnşallah. Birlikte siz bu meydana ben geldiysem, bu esnafı ben gezmek için geldiysem, mecliste grubu bulunan bir partinin genel başkanı buradaysam, karşınızda azroldaysam, bütün ağaları, bütün muhteremleri buraya getireceksiniz. Gelmeyene doğru yok. Bunu diyeceksiniz. Hepsi karşınızda azrola getirin. Kendisine en çok üzen manzarayı paylaştı Akşener. Biraz evvel bir hanımefendi orada bayıldı. Üç çocuğu da üniversite mezunu. Kocası o çocuklar üniversitede okutabilmek için kaza geçirip parmakları gitmiş. Sağ ol Allah razı olsun. Benim üç tane çocuğum üniversite mezunu. Kocam sakatlığı burada parmakları yok. İşte çocuklarım atanamadı, iş yok. Üçü de. Biri gıda mühendisi, biri bankacılık okudu, biri de sağlık okudu. O üç çocuğu da işsiz olan anne Akşener'in önünü kesti. Yaşadığı zorlukları anlattı. Onlar okuduyum diye benim kocam kazayı geçirdi. De ama işsiz. Şimdi çocuklarım benim zoruma geliyor. Kızım üniversite mi? Atanamadı. Sinir krizi geçirip baygınlık geçirdi bir anne. Ama 5 maaşlı, 10 maaşlı danışmanlar var sarayda. Ayıptır be, ayıptır. Günah. Haram tuttum. Akşener birden fazla maaş alan AKP'li bürokratlara tepkisini bu sözlerle gösterdi. Tokatlılara oyunuza sahip çıkın diye seslendi. Dikkat edin, uzun bir zamandır Türkiye'de oculuk buculuk üzerinden çok rahat oy alınıyor. Yani o kadar kolay oy alınıyor ki gözünün altında kaşın var niye var? Gözünün üstünde kaşın var niye var? Sen şefçi misin, sen buçu musun, sen ocu musun? Vatandaşın vatandaşın karşısına, komşunun karşısına dikildiği bir siyasi dili hep birlikte reddediyoruz. Esnaf gezme nedenin... Akşener yine dükkanları tek tek gezdi. Esnafın sorunlarını dinledi. Efendim, tarlamıza gübre atamıyoruz. Benim 200 dönüm arazim var. 9 ton buğday satabildim. Kuraklık bir taraftan dolu düştü. Perişanım. Çiftçi mahvoldu. Zannelerin belediye defteri olduğunu gördüm kardeşim. Sizde de var mı? Var. Bu nasıl bir şey ya? Her içindeyiz. Vay be. Yani sağlık olduğu için mecburen almaz onlar ama onun gücü bayağı düştü yani. Evet, bu genel bir toparlama tabii Tokat ziyaretiyle ilgili. O vatandaşla buluştuğu anlar, özellikle İYİ Parti ve Meral Akşener'in paylaştığı, üç gençle buluştuğu, çiftçiyle buluştuğu anlar var. Onları biraz sonra ekrana getireceğimi söyleyeyim, getireceğimizi. Sedat Peker'e bakalım. Şimdi gazetelere bir ara verelim kısa. Sedat Peker, Firari suç örgütü lideri yurt dışında ve iktidarı çok rahatsız ediyor. Türkiye'ye getirilmesi, yakalanması, hatta Sedat Peker'e göre öldürülmesi için uğraşıldığına dair iddialar var diyelim. Yani iktidarın kendisini öldürmek istediğini Sedat Peker söylüyor. Ve en son hedefinde Sadat vardı. Çünkü ülkede kaos yaratmak ve 7 Haziran 1 Kasım arası gibi yeni bir güvensizlik ortamında AKP iktidarının oylarını arttırmak üzere kendisinin Sedat ve Sadat'ın görevlendirildiğini zaten söylemişti. Bunun devamında ne gelecek merakla bekleniyordu ve Sedat Peker dün 25 tweet attı, mesaj attı. Şöyle başladı: Sadat'la ilgili yazmak zorunda kaldığım tweetlerden sonra Sadat ekibi ve Sadat şirketinin başkanı Adnan Tanrıverdi şahsımla ilgili bazı açıklamalar yapmışlar. Beni tanıyanlar çok iyi bilir ki bu benim en çok sevdiğim şeydir diyor. Yani en çok sevdiğim şey şu: ya birisi bana sataşsın, ben de onunla ilgili defterimde ne var, onunla ilgili ne biliyorum, ne bilmiyorum sizlere anlatmak isterim diyor. Ve şimdi bundan sonrası bir kere Nevzat Tarhan ismini bir kez daha aktarıyor. Çünkü Nevzat Tarhan ismi Aster'in başkanı ve Sadat içerisinde önemli bir isim. Nevzat Tarhan'ın kendisini haksız suçlamalarla gizli tanık olarak Ergenekon davasına dahil ettiğini, o dönem FETÖ ile işbirliği içerisinde bu kumpas davalarının tanıklarından biri olduğunu söylüyor.
kendisi girdi ama hani başka isimler hakkında da iddiaları var. O dönem FETÖ savcısı Zekeriya Öz'le işbirliği yapan Tarhan'ın sonrasında, darbe girişimi sonrasında iktidarın bu kadar çok yakın çevresinde olmasıyla ilgili şaşkınlığını da dile getiriyor Sedat Peker. Sonra Sadat'la ilgili, yani Nevzat Tarhan ve onunla ilgili açıklamalarının ardından Sadat'la ilgili en çarpıcı mesajı sonda şöyle diyor. Sadat yetkilisi çıkıp, bu Suriye silahları ile ilgili, hani Sedat Peker demişti ya, ben yardım götürürken benim gönderdiğim tırların içerisine Sadat silahlar koydu ve böylece Suriye'ye Sadat silah gönderdi iddiasında bulunmuştu. Sadat o açıklama için, ya gördünüz mü Sedat Peker silah taşıyormuş, itirafta bulundu demişti. Onunla ilgili diyor ki, edebiniz yok, hayanız yok. Savaşta bile hile mübahtır hadisinin altına sığınıp iğrençlikler yapıyorsunuz diyor. Sizin yaptığınız şey sanki ben yapmışım gibi anlatıyorsunuz. Şimdi geliyor bugün en çok tartışılacak tweet'i, 24 nolu tweet'i. Ülkede korku iklimi yaratmak için silahların çağrısını yapmak ortak fikirdi. Sadat'la beraber ortak fikirdi. Oluk oluk kan dökülme çıkışını yapacağından haberdar değildik diyemezsiniz. O tarihlerin birkaç gün öncesinde yaptığım görüşmelerin HTS kayıtları ortaya çıkacaktır. Ben Türkiye'ye geldiğimde zaten bu yargılamalar yapıldığında o zaman size karşı tanıklık yapacağım ve benim bütün bu iddialarım, benim bütün bu söylediklerimi doğrulayan görüşmeler HTS kayıtlarından çıkacaktır diyor Sedat Peker. Yani silahların çağrısı yapması, oluk oluk kan dökülme çıkışı yapılması, bütün bunların bir plan çerçevesinde olduğunu söylüyor Sedat Peker. Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nde kimse anlam veremiyor. Merkez Bankası'ndaki gece yarısı operasyonu dövizi patlattı. Önceki gece yarısı Erdoğan Kavcıoğlu görüşmesinden sonra Merkez Bankası yönetiminde 3 isim görevden alındı. 128 milyar doların eritilmesine, hatalı faiz indirimine itiraz ettikleri söylenen yöneticilerin tasfiyesine piyasalar sert tepki gösterdi. Kimse anlam veremiyor diyor. Şimdi ben bunu bıraksam düşer değil mi? Düşer. Yani düşer. Şimdi iktidara diyorlar ki ya bunu bırakma düşer. O diyor ki hayır ben bunu bırakacağım ve uçacak. Şahlanacak. Arkadaş etme eyleme. Bak yer çekimi diye bir şey var. Elindeki şey düşer. Etme ya yapma. Hayır diyor uçar. Uçar ve bırakıyor. Kimsenin anlam veremediği şey şu. Nasıl? Yani nasıl idrak edemez bunu? Bu kadar mı kopuk? Uçmuş mu gerçekten? Yani dolar değil, kafa uçmuş mu? Bunun düşeceğini nasıl inkar edebilir? Ekonomistler böyle bakıyor. Ekonomi, rakamlar, sayılar, ekonomik gerçekler. Olabilecekler 3 aşağı 5 yukarı. Hani yer çekimi kadar kesin kuralları olan işler alanlar da var. Olmayan alanlar da var ama çok belli işler var. Merkez Bankası'na bu kadar çok müdahale döviz kurunu yükseltir. Net. Yani aksi mümkün değil. Ve kimse anlam veremiyor. Herkes bir anlam vermeye çalışıyor. Uzmanlar ne söylemiş biraz sonra aktaracağız. Şimdi diğerlerine bakalım. Ülkeyi Bahçeli'nin Türkiye'sine döndürdü. Davutoğlu Erdoğan'a yüklendi. Okulda alarm zili çalıyor. 5 haftanın geride kaldığı yüz yüze eğitimde sorunlar büyüyor. Dün Tokat'tan değil mi açıklama vardı? 600 sınıf karantinaya alınmış. Bursa mıydı? Tokat mıydı arkadaşlar? Bursa'dan herhalde. Bursa'da 600 okul karantinaya alınmış. Dolayısıyla okulda alarm zili çalıyor derken koronavirüs salgınının her geçen gün arttığı, yükseldiğine ilişkin haberler geliyor. Tabii okullar açılırken ders sırasında camlar açılacak, teneffüste camlar açık olacak, öğrenciler açık havaya çıkacak gibi kurallar getirilmişti. Kış geliyor, hava sertleşiyor. Dolayısıyla içerisi ısınacak, camlar kapanacak ve kapalı ortam salgının yayılmasında daha fazla etkili olacak. Lübnan karıştı. Keskin nişancılar sivilleri vurdu haberi var. Milli Savunma Bakanlığı'na TÜGVA soruları var. Kaç personelin bu tarz ilişkisi var? Buna bir bakalım. Metin Gürcan. Deva Partili Metin Gürcan, devlette kadrolaşma iddialarına konu olan TÜGVA'ya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'na sorular yöneltti. TÜGVA dosyaları ve TSK kadrolaşması hakkında açıklama beklendiğini ifade eden Gürcan, son 5 yılda
apar topar aldığınız binlerce subay, az subayın kaçının bu tarz ilişkileri var? Bu seneki kurmaylık sınavında ne gibi hukuksuzluklar yaşandı dedi. Tabi bu arada bakın alttan bu kadrolar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dahil edilirken diğer tarafta yukarıda çok büyük ne diyelim tasfiyeler gerçekleşiyor. Geçen yıl 500, bu yıl 600 ya da geçen yıl 450 idi. Albay emekli. Şimdi o Yüksek Askeri Şura kararları eskisi gibi Türkiye gündemine gelmiyor ve pek çok pek konuşulmuyor ama yani böyle 400, 500, 600 albayın sürekli emekli edilmesi orada eskiden Türk Silahlı Kuvvetleri ile eskiden o ne diyelim belli bir anlayışın tasfiye edilmek istendiği yerine işte 2016'dan sonra özellikle daha da yoğunlaşmış biçimde belirli bir kadronun konulması için çalışmaların sürdürüldüğü anlamına geliyor. 5 maaş saltanatı sona ersin teklifine red. AK Parti milletvekilleri tarafından meclise sunulan Kooperatifçilik Kanunu komisyonundan geçti. Sanayi Komisyonu üyesi Çetin Osman Budak ve diğer CHP'li üyeler görüşmeler sırasında kooperatiflerde görev yapan yöneticilerin alabilecekleri maaş ve huzur hakkı sayısının 1 ile sınırlanmasını talep etti. Budak, çoklu maaş ve huzur hakkı saltanatına son vermeliyiz dedi. Önerge, AK Partili üyelerin oylarıyla reddedildi. Diyor ki ya 1 olsun, hadi bilemedin 2 olsun. AKP'lere desin ki ya 1 olmaz da 2 olur filan. Hayır, biz buradaki maaşların verilmesini istiyoruz. Buraya kimse dokunmasın. Dolar konusunda uzmanlar ne diyor? Hani kimse anlam veremiyor dedi ya Karar Gazetesi manşetinde. Bakalım anlam veren nasıl anlam vermiş, veremeyen ne demiş bir bakalım. Ekonominin ucundan geçen hiç kimseye bunu anlatamaz. Yani bunu ekonomiyle açıklayamıyorsun. Bir ülkeyi batırmak istiyorsan hakikaten bu hamleleri yapmak zorundasın. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dünkü toplantısı sonrası Merkez Bankası'ndaki görev değişiklikleri ve doların tarihi zirveyi görmesi ekonomistlerin sert tepkisini çekti. Erdoğan'ın Merkez Bankası kararlarından hoşnutsuzluğu bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Toplantının ardından başkan yardımcıları Profesör Doktor Semih Tümen ve Doktor Uğur Namık Küçük'le Para Politikası Kurulu üyesi Profesör Doktor Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Profesör Doktor Yusuf Tuna atandı. Görev değişiklikleri sonrası dolar tarihi zirve 9,18'i gördü. Gün içinde 9,16 seviyesine geriledi. Uzmanlar yeni faiz indirimi kararı geleceğini ve bunun da enflasyonu arttıracağını söylüyor. Faiz indirimine karşı olan üyelerin el çektirildiği söyleniyor. Şimdi faiz indirecekler. Faiz indirince ne olacak? Enflasyon bu ay da artması gerekiyor. Faiz indirirsen haliyle dolar işte 9,50'lere belki onların yanına doğru yaklaşır. Çok ciddi anlamda büyük faiz indirirsen. Ama ondan sonraki artık faiz indirim bütün etkiler için içinde olacağı için dolar bir yıl boyunca kımıldamayabilir. İşte buna oynuyorlar diye düşünüyorum. Görevden alınan Küçük ve Yavaş faiz indirimi kararlarına itiraz ediyordu. Tümen'le Küçük'ün imzaları daha 15 gün önce 20 ve 5 liralık banknotlara konmuştu. Merkez Bankası'nın tarihinde benim bildiğim kadarıyla bu kadar kısa sürede getirilip bu kadar kısa sürede görevden alınan başka bir üst düzey yönetici yok. Çok sayıda ekonomist yaşananlara sert tepki gösterdi. Eski Merkez Bankası Başkanı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz bırakın dağınık kalsın dedi. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı ekonomist Kerim Rotay ise aile başına döviz borcumuz Mart'tan bu yana 19 bin lira arttı ifadelerini kullandı. Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük. Bu ikisi arasında Uğur Namık Küçük çok daha önemli. Çünkü çok uzun zamandır görev yapıyordu ve çok kilit denebilecek bir görevi vardı. Keza Abdullah Yavaş, o da profesör doktor, başkan yardımcısı değil ama kurul üyesi. Faiz toplantılarına o da katılıyor. O da bir iktisatçı zaten. Yani hem de akademide görev yapan, Amerika'da görev yapan bir iktisatçı. O toplantıdan toplantıya geliyordu Türkiye'yi. O da daha kitabına uygun, hani iktisattaki jargondaki ismine daha ortodoks bir politikadan yanaydı. Ekonomist Murat Kubilay ise Berat Albayrak döneminde faizleri düşük tutmak adına 128 milyar dolarlık rezerv harcanmasını hatırlattı. İktidar değişiminin konuşulduğu bir dönemde içeride söz birliği edilmesi isteniyor olabilir dedi. Şunu demek gerekiyor. Yani ülkeyi yönetenler
Bundan tamam bizim kaybetmemiz çok önemli olmayabilir ama siz de iktidarınızı kaybedeceksiniz bu gidişle. Yani en azından kendiniz için bize zarar vermeyin. Kendinizi düşünün, bize zarar vermeyin. Çünkü gerçekten bir gün dahi bu hareket hepimizin hayatından %5, %6 daha satın alma gücü demeye dönüşüyor bir süre sonra. Yani ne gerek var? Neyin kavgasını yapıyorsanız hani yapın da en azından vatandaşa yansıyacaksa yap, vazgeçin. Hangi aşamadayız? Önce bir onu gösterelim. Biraz Terelelli aşamasındayız. Önce onu söyleyeyim. Yani Terelelli dediğim hani huni takıp böyle sokakta oynayacak kıvama gelmek üzereyiz. Öyle görünüyor. Biraz sonra göstereceğim. Zaten bize o kıvama getirdiklerini düşündükleri için çok ilginç açıklamalarda bulunuyorlar. Mesela milyonlarca yıldır ilk kez doğalgazın AKP döneminde keşfedildiğini biliyor muydunuz? Bilmiyorsunuz ama biraz sonra göstereceğim. Dolar 9.19.49, avro 10.68, altın 530, gram bist 1412. Evet, bunlar şu andaki piyasanın ekranı. Bunları sizlere aktarmış olalım. Şu anda tablo ne derseniz 9.20'yi gördü. İşte oralarda dolaşıyor. Yakında dövizi biz düşürdük. Kaça düşürdünüz? 9'a düşürdük diyebilirler. Hatırlayacaksınız. Dolar 3 liradan 7 liraya çıkınca, 7'den yeniden şöyle bir 6'ya düşünce bir vurduk demir yumruğu, indirdik doları demişlerdi. Dolayısıyla çıkabildiği kadar çıkartıyorlar. Sonra bir miktar düşünce vurduk demir yumruğu, indirdik doları diyorlar. Şimdi bütün bu eleştiriler iktidar cenahında nasıl karşılanıyor ve nasıl değerlendiriyorlar? O Terelelli Pictures, yani Terelelli yapım noktasındayız. Bakanlardan biri dün dedi ki bu yurt dışına çıkan gençlerle ilgili artık bir beyin göçü var ve gençler ülkede kalmak istemiyorlar, yurt dışına gitmek istiyorlar. Bakanlardan biri çıktı dedi ki ya meseleye öyle bakmayalım. Bu yanlış bakış açısı. Nasıl bakalım? Gençler yurt dışını görmek istiyorlar. Bizim zamanında sahip olamadığımız imkanlara sahipler. Yani biz eskiden yurt dışına gitmek istesek bile gidemezdik. Ama şimdi gençler daha üniversiteyi bitirmeden, üniversitedeyken yurt dışına gitmek, yurt dışını görmek istiyorlar. Böyle bakalım dedi. İlginç tabii, pozitif bir yaklaşım. Ama aynı zamanda AKP'ye de övgü var. Yani AKP sayesinde yurt dışına görmek istiyorlar. Yoksa kim rüyasında bile göremezdi gençler yurt dışını. Şimdi en azından istiyorlar. Bir de Cahit Özkan. Cahit Özkan, AKP Grup Başkan Vekili, dün Meclis Genel Kurulu'nda başkanlık sistemini övmek istediği için bazı cümleler kurdu. Kurduğu cümlelerden birisi, işte hızlı karar alıp uygulayabildiklerini ifade etmek için, milyonlarca yılda oluşmuş doğalgazın yine bu dönem içinde keşfedilerek milletimizin hizmetine sunulduğunu dikkatinizi çekerim dedi. Ya dedi ki, milyonlarca yıldır bak, milyonlarca yıldır doğalgaz orada var. Hiç kimse keşfedemiyordu. Türkiye başkanlık sistemine geçtiği için başkanlık sisteminin Türkiye'ye verdiği enerji sayesinde keşfetti onu ya. Durum budur yani. Onun videosu da var, bir verelim arkadaşlar. Onun ardından Engin Özkoç'un da mecliste Cahit Özkan'a bunu biraz açar mısınız diye sorusu var çünkü. Milyonlarca yılda oluşmuş doğalgazın yine bu dönem içerisinde keşfedilerek milletimizin hizmetine sunulması. Millet Meclisi'nin genel kurulunda iktidar doğal gazı biz keşfettik dedi. Bu keşfetme nasıl doğal gazı keşfettiler? Bilim dünyası bunu merak edebilir. Açıklarlarsa çok sevinir. Yani bilim dünyası şimdi onlar uğraşsın. AKP döneminde milyonlarca yıldır keşfedilemeyen doğal gazın nasıl olup da AKP, üstelik AKP'nin de ilk döneminde değil ha. AKP'nin başkanlığı getirdiği yıldan sonra keşfedildiğine mutlaka bir bilimsel açıklama getireceklerdir. Uğraşsınlar, ne yapacaklar? Zaten memlekette bilim yapacak alan kalmadı. Bari bu alanda uğraşsınlar. Bir kısa ara verelim mi? O kısa aranın ardından gün başlıyor, devam edecek. Yeniden karşınızdayız. Biraz hızlanalım, hareketlenelim. Haberlerimiz çok. İki saate sığdırmamız gereken çok sayıda haber var. Köşe yazısı var, yorum var, güncel gelişme var. Espriyle yani milyonlarca yıl sonra keşfedilen doğalgazı müjdeleyen ve bunu başkanlık sistemine bağlayan açıklamanın ardından bir başka açıklama söylemiştim. Videosunu da göstermek istiyorum ama önce Uğur Poyraz. Bakın ne diyor. Diyor ki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gençler Türkiye'den kaçmıyor, dünyayı tanımak istiyor tespitinde bulunmuş. Bakın tüm samimiyetimle söylüyorum,
birileri ya millet olarak bizimle ya da Bakanlar Kurulu ve AK Parti ile kafa buluyor. Espri kaldıracak durumda değiliz demiş. Yani umarım öyle değildir durum. Biz de araya espriler katıyoruz ama espri kaldıracak durumdasınızdır. Başka türlü baş etmek mümkün değil çünkü. Bu yaşananlara zaten anlam vermeye çalışırsak gideceğimiz yer belli. Anlam vermektense esprisini yapmak ve onlar bizle kafa buluyorsa bizim de onlarla hani madem kafa buluyoruz karşılıklı esprileşmekte bir mahsur yok. Vedat Bilgin ne demiş bir izleyelim mi? İzleyelim. Gençlerin yurt dışına gitmeye hevesi herkese yok. Bütün gençlerde yok ama eğitimli gençlerde daha fazla. Neden? Ben ilk defa 90'lı yılların başında yurt dışında gezmeye gitmedim değil de gitmek için değil de bir akademik çalışma için gitme fırsatı buldum. Hı. Şimdi gençler benim oğlum üniversiteyi bitirir bitirmez ODTÜ mezunu bitirir bitirmez gitme fırsatı buldu. Şimdi gençlerdeki bu arzunun olmasını efendim bunlar Türkiye'den kaçmak istiyorlar falan böyle bakmamak lazım. Gençler dünyayı daha fazla tanımak istiyorlar çünkü dünyayı tanıyacak birikime ve donanıma sahipler. Ya gördünüz mü? AKP sayesinde yine. Özellikle başkanlık sistemi sayesinde. Gençler artık dünyayı tanımak istiyorlar. O yüzden gitmek istiyorlar. Yoksa kimsenin yurt dışına gitmek gibi bir niyeti yok. Ya bu ülkenin nereye gideceğine hep birlikte karar vereceğiz. Yani o uykusuzun kapağında vardı ya hep beraber karar vereceğiz. Şimdi hep beraber karar vereceğiz. Ya dün Taliban heyetini karşılanması sahnelerine bir bakacaksınız. Tamam bir de Avrupa'ya dönüp bakacaksınız. Hani kuyruk olduğu söylenen Avrupa'ya. Ve bir karar vereceğiz. Ya ülkeyi ekonomide 21. sıraya düşüren, sefalette 21. sıraya çıkartan bu iktidarla yönümüz Afganistan olacak ya Avrupa olacak. Örnek, hani muasır medeniyet seviyesi hedefi koymuştu ya Mustafa Kemal Atatürk önümüze. Şimdi bu hedefi bir kez daha gözden geçirmenin, nereye gittiğimizin hesabını, muhasebesini yapmamızın zamanıdır. Görüyorum, sokak röportajlarında görüyorum. İşte vatandaşlar, o vatandaşların isyanları var. Ama diğer tarafta işte AKP iktidarını, AKP'nin 20 yıldır ezberlettiği slogana dönüşmüş sözlerle savunanlar da var. Onlar da oturacak, karar verecekler. Kendileri için değil, çocukları için. Vedat Bilgin'in söylediği gibi. Yani çocuklarımız nasıl bir ülkede yaşasınlar? Taliban'ın Afganistan'da mı yaşasınlar? Yoksa bir Avrupa ülkesi gibi mi yaşasınlar? Bütün ülkeyi Avrupa'ya gönderemeyeceğimize göre bu ülkeyi ya modern, gelişmiş bir ülke haline getireceğiz ya da Taliban'ın Afganistan'ı gibi olacak. Bu ikisi arasında yapacağımız tercih. Alacağımız kararlar bir ülkenin nereye gideceğini belirleyecek. Bunu bir kez söylemek isterim. Bakın bu sürekli özellikle dini siyasette kullananların gittikleri yerlere bakın. Çocuklarını okuttukları okullara bakın. Bu okullar nerede? Bunlar hiç aşağı doğru gitmiyorlar. Yani Suriye ve aşağısına, Orta Doğu'ya, Arap ülkelerine çocuklarını göndermiyorlar. En son adalarda biriktirdikleri fonlar, topladıkları fonlar ve o fonlarla satın aldıkları gayrimenkuller Irak'ta, İran'da, Suudi Arabistan'da değil, Birleşik Arap Emirlikleri'nde değil. Yine İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da. Dün tanıtmıştım Ümit Doğan'ın kitabını. Bu İskilip'le Atıf Gerçeği ve özellikle Atatürk hakkındaki hurafeleri belgeleriyle ortaya koyduğu ve o hurafelerin yalan olduğunu ortaya koyduğu kitabını tanıtmıştım. Ekrana getirmiştim. Şimdi orada Kadir Mısırlıoğlu ile ilgili bir dönem Türkiye'den kaçtığına ilişkin yurt dışında kaldığı bir dönem var. Gittiği yer neresi? Yani keşke Yunan galip gelseydi diyen Türkiye'de özellikle gerici anlayışın çok sahiplendiği, çok sevdiği Kadir Mısırlıoğlu nereye gitmiş? Almanya. Ardından İngiltere. Sonra yine Almanya. Sonra işte Türkiye'de 163 TCK 163 kalkınca Türkiye'ye geliş. Ama gittikleri yerler buralar. Şimdi kendileri sıkıştıklarında Avrupa'ya gidecekler. Çocuklarını Avrupa'da, Amerika'da okutacaklar. Ama bu ülkeye dönecekler, bu ülkeyi Afganistan'a çevirmek için Afganistan Taliban zihniyetine ters olmadığını düşündükleri o zihniyette teslim edecek bir politika yürütecekler ve vatandaş bu politikayı alkışlayacak. Yollar Türkiye'yi nereye götürecek kararı
Sen vereceksin, ben vereceğim, biz vereceğiz. Birilerinin niyetleri ne olursa olsun. Şimdi vatandaşla buluşma görüntüleri var. Gazetelere de arada arada hızlı hızlı verelim. Gazete Pencere ile başlayalım arkadaşlar. Gazete Pencere ne demiş? Pek çok gazetenin manşetinde zaten dolar var. Yani birbirine yakın manşetler var. Türkiye G20 liginden düşüyor haberi. Hayaller ilk 10, gerçekler 21. 4 yıl önce 17. sıraya yükselmişti Türkiye. Ancak şimdi kurların her gün yeni rekor kırması nedeniyle Türkiye ekonomisini uluslararası platformda bulunduğu yerde etkileniyor. Son fırtına öncesi yapılan hesaplar Türkiye'nin milli gelirinin 796 milyar dolar olacağını gösteriyor. Dolayısıyla bu 21. sıraya düşeceğimizi gösteriyor. 2017 yılında 17. sıraya kadar yükselmişti Türkiye. Şimdi 21. olacak muhtemelen yıl sonu tamamlandığında. Döviz biraz daha yükselirse 22-23 de olabilir. Yani olmaz diye bir şey yok. Bir de sefalet listesi var. O sefalet listesini bir ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar? Digivol'de. Hemen ben de sefalet listesini bir bulayım. Ya da ekrana getirirseniz zaten doğrudan ekranda okurum. Bir saniye. Evet, Dünya Sefalet Endeksi. Böyle bir tablo var. Geldi mi? Geldi. Nereye geldi? Buraya geldi. Öbür ekrana verelim. Burada ortada kaldı. Diğer ekrana da verelim arkadaşlar. Şimdi bakın, dünyada sefalet endeksi. Şimdi bu endeks tabii milli gelirden bağımsız. O milli gelirin aynı zamanda halk nasıl paylaşıyor ve halkın refah düzeyi üzerinden ölçülmüş bir liste bu. Venezuela birinci sırada, Dünya Sefalet Endeksinde birinci sırada. Zimbabwe, Sudan, Lübnan, Surinam, Libya, Arjantin, İran, Angola, Madagaskar, Güney Sudan diye gidiyor liste. Bakın 10. sırada Madagaskar var, 20. sırada Güney Sudan, Türkiye 21. sırada. Yani dünyada şu anda bir taraftan dünyanın en gelişmiş 21. ekonomisine sahibiz. Birleşmiş Milletler hani 195 ülke filan. 21. sıradayız ama sefalete baktığımızda orada da 21. sıradayız. Çünkü o milli gelir bir taraftan büyük zenginler yaratırken ülkede 3-5 müteahhit, 3-5 tefeci sürekli para kazanırken vatandaş yoksullaşıyor ve o yoksulluk sefalet listesinde Türkiye'yi 21. sıraya çıkartıyor. Altımızdaki ülkelere bakın Allah aşkına. Namibya daha iyi. Gabon, Kongo, Botswana, Irak, Ermenistan, Etiyopya, Pakistan, Yunanistan, Azerbaycan zaten kat ve kat daha ileride. Dünya sefalet listesine bakıldığında Türkiye'den halleri çok daha iyi görünüyor. Hani birileri yurt dışına gitmek istiyorlar derken vatandaş yurt dışına gitme isteği, gençlerin yurt dışına gitme isteğinin temelinde aslında bu tablo var. Pencereyi bitirmiş miydik? Bir daha dönelim. Dolar koptu gidiyor, geçtik. Gönderilen faizler indirimine karşı geçtik. Ne var? Kemal Kılıçdaroğlu bu ihaneti unutmam. Bunların hepsi ekonomiyle ilgili açıklamalar. Yukarıda ne var? Babacığım sence ben yine İtalya'ya doktora yapmaya gitsem mi yoksa daha erken mi diye bir Bülent Çelik çizimi var. Geçtik. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi ne demiş? Altın ve dolar uçtu. Türk lirası 7 ayda %25 eridi. Yine ekonomi var manşetlerde. Geçtik. Türkiye'ye karşı kirli ittifak başlığıyla Amerika ve Yunanistan'ın Avrupa'nın nükleer gücü Fransa ve Amerika ile askeri işbirliği yaptığına dikkat çekiliyor Yeni Çağ Gazetesi'nde. Evet, Euronews Türkçe paylaşmış o haberi. Şu anda Amerika ile Yunanistan arasında savunma işbirliği anlaşması imzalandığını bugün gün boyunca dinleyeceksiniz. Pek çok uzman çıkacak ve bunun ne anlama geldiğini anlatacak. Fransa'nın ardından Amerika ile böyle bir anlaşmanın imzalanmış olması. Zaten hani bir NATO şemsiyesi var. Zaten ikili anlaşmalar var. Ama bu ikili anlaşmaların ötesinde yeni bir döneme girildiğine işaret ediyor. Yunanistan'la imzalanan anlaşma sonrası Dendias'ın yaptığı açıklama, tehditler karşısında egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda iki ülke kararlı. Yani Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini arttıracak, diğer taraftan Türkiye'yi çevreleyen zaten artık neredeyse hemen hepsini el koyduğu adalar, adacıklarla ilgili de bundan sonra belki daha ileri adımlar atacak Yunanistan. Arkasına Fransa'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni almış görünüyor son yapılan anlaşmayla. Yeni Çağ'da ne vardı? Milletimizin vereceği kararla haksızlığa dur diyeceğiz. Meral Akşener'in sözleri bunlar.
Suriye sorununu harekat değil, tarafların vereceği ödün çözer. Türkiye'nin Şam'daki son büyükelçisi Ömer Önhon. Karşılıklı çıkarlarla ortak zeminde buluşmak şart oldu, diyor. Bölgeye yapılacak harekatla sorun çözülmeyecek. Dün Milli Savunma Bakanı, daha önce gerekeni yaptık, gene gerekeni yaparız. Ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Rusya'yla işimiz olmaz, demiş oldu. Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına paralel bir açıklamada bulundu. Tabii AKP iktidarının Suriye'de bir operasyon yapma ihtimali, bir kere bu ay sonu Biden'la Erdoğan buluşması beklenecek. Ama Rusya'dan da mesajlar geliyor. Ve Rusya diyor ki, operasyon o kadar kolay değil. Operasyon yapılmasına izin vermeyiz. Toprak bütünlüğü konusunda durduğumuz yer aynı. Bu konuda bir haberimiz var. Onu ekrana getirelim. Rusya'nın İdlib konusunda yaptığı açıklama. Türkiye'de özellikle Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'ndan gelen yeni operasyon, hatta Cumhurbaşkanı'ndan gelen operasyon sinyallerine karşı Rusya'nın verdiği mesaj. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası askeri operasyonu tartışılırken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin'den sürece ilişkin açıklama geldi. Biz önceden olduğu gibi Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı gösterilmesinden yanayız. Bu bizim ilkesel tutumumuz. Türkiye'de dahil tüm ortaklarımızla temaslarımızda bunu esas alıyoruz. Vershinin Suriye'de 10 yıldır devam eden uluslararası destekli terör örgütleriyle mücadelede sona gelindiğini söyledi. Rus bakan ülkenin tamamında Suriye hükümetinin egemenliğinin tekrar sağlanacağı, yabancı güçlerin de bu durumu dikkate alması gerektiğini ifade etti. Evrensel Gazetesi'ne bakalım şimdi. Evrensel Gazetesi'nde hükümet sabotajı, vatandaş merkezden vuruldu sürmanşetiyle ekonomide yaşanan gelişmeler aktarılıyor. Diğer taraftan manşette ise devlet okulunda sınıf farkı var. Devlet okullarında parayı veren düdüğü çalıyor. 5000 lira verenlere özel dil sınıfı açılıyor. Parayı veremeyenler ayrı sınıflarda toplanıyor. Okullar açılırken zaten bunlar yansımıştı kamuoyuna. Şimdi uygulamayı da haberleştirmiş Evrensel Gazetesi. Param varsa devlet okulunda da, hani özel okula gönderecek kadar parası yok ama devlet okulunda özel sınıf tutacak kadar parası olan velilerden hani bir at bakalım ne atabiliyorsun denilen, belli bir tutarın üzerinde katkıda bulunan veliler için özel sınıflar kuruluyor denilmiş. Açık bir ayrımcılık var. Yani özel okullar zaten ülkede eğitimde büyük bir eşitsizliği yaratmış durumdayken, şimdi aynı okul içerisinde de bu eşitsizliği büyütecek uygulamaların hayata geçirildiğini görüyoruz. Neden? Temel neden ne? Yine bir, ekonomi. Çünkü okullara ayrılan bütçeler belli. İki, anlayış, yönetim anlayışı. Ve devlet okulunda sınıf farkı. Simpaş, Milli Park alanı içine kapı koydu. O neymiş? Marmaris İçmeler'de Simpaş Kızılbük, GYO tarafından yapımı devam eden otel projesi için valiliğin verdiği ÇED gerekli değildir kararına karşı bölge halkının mücadelesi sürerken şirket şimdi de Milli Park sınırları içine kapı koydu. Marmaris Kent Konseyi şirketin valilikten izin aldık diyerek hukuksuz faaliyetlerini sürdürmesini protesto etti. Milli Park'a kapı. Güzel. Korkusuz. Yandık bittik diyor. İktidar Merkez Bankası ile oynadıkça döviz fırlıyor, halk fakirleşiyor. Merkez Bankası'nın 3 üst düzey görevlisi gece yarısı kararnamesiyle alınınca ortaya çıkan tabloyu aktarmış. Akaryakıt, temel gıda, giyecek, odun, kömür, soba, enerji, otomobil, beyaz eşya. Kur farkı nedeniyle bütün bunlar yanacak diyor. Bütün bunlar da bundan sonraki süreçte ortaya çıkacak yüksek fiyatlara dikkat çekiyor Korkusuz Gazetesi manşetinde. Milli Gazete ne demiş? Ne dedilerse tersi çıktı. Merkez Bankası başkanları peş peşe değişti, çare olmadı. Önceki gece iki Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı. Değişmeyen tek şey ekonomide kötü gidişat oluyor. Evet, paranın değerini üretim gücü belirler. Osman Altuğ, onun çok tabii böyle dikkat çekici konuşmaları var. Ekonomiyle ilgili tanımları var. Ekonomi alanına kattığı üç kağıt ekonomisi diyor mesela mevcut ekonomi için. Türkiye yıllardır piyasaya, fiyatlara ve kura müdahale ediliyor. Doların fiyatını Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası da belirleyemez. Bir ülkenin parasının değerini
üretim gücü belirler, ekonominin en önemli kanunu olan arz talep kanunu yokmuş gibi davranılıyor. Üretirseniz fiyatlar düşer. Üretirseniz dolar değer kazanmaz. Üretmezseniz sürekli paraya ihtiyacınız varsa, bu para özellikle döviz ihtiyacı olarak ortaya çıkıyorsa para ihtiyacı, döviz de yükselir, fiyatlar da yükselir. Arz, talep üreteceksiniz. Dolayısıyla üretince o zaman piyasalar dengelenecek. Piyasalar insanların yaşamını sürebileceği hale gelecek. Yeni Şafak gazetesine demiş, bildiklerini git anlat. Evet, siyasi cinayetler ve bu iddialarla ilgili, bu kaygılarla ilgili belki demek lazım. Ortaya çıkan tablo, susmak çok ağır bir suçtur, bildiklerini git anlat. Kime anlatacak? Savcıya anlatacak. Kim dedi? İçişleri Bakanı dedi ki, sordum yok öyle bir şey. Şimdi İçişleri Bakanı kim? Süleyman Soylu. Süleyman Soylu kendisinin dahil olduğu iddialarla ilgili kamuoyu önünde ikna edici açıklamalar yapıyor mu? Ya da siz Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalara bakıp evet ikna oldum böyleymiş diyor musunuz? Bilmiyorum. Ama işte en son 10 bin dolar alan siyasetçi var dedi. Kim olduğunu söylemedi. Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu hala bilmiyoruz. İçişleri Bakanı var dedi. Artık inkar edemez. Ya var dedim ama diyemez. Var. Biliyorum dedi. Söyleyeceğim dedi. Şimdi merak ediyoruz hep beraber. 10 bin dolar alan siyasetçi her ay Sedat Peker'den, suç örgütü liderinden maaşa bağlanmış milletvekili kim? Soru bir. Soru iki. Dün Zafer Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Ümit Özdağ önceki gün bir televizyon programına çıktı. O televizyon programında bazı değerlendirmeleri oldu ve o değerlendirmelerine ilişkin de Süleyman Soylu'nun verdiği yanıtlar var. Şimdi haberimizde onu bir izleyelim, bu siyasi cinayetlerle ilgili hazırlanmış haberimizi. Bakın sonrası çok ilginç. Yani bugün çok renkli olacak. Saat 11.30'da Ümit Özdağ bir basın açıklaması yapacak ama dünkü şimdi haberde izleyeceklerinizin ardından da üst üste açıklamalar geldi. İçişleri Bakan Yardımcısının insanı susturan bir açıklaması var. Nasıl böyle bir dil kullanılabilir? Bir resmi makam, bir milletvekili ve genel başkanla ilgili bu satırlara nasıl yer verebilir dedirtecek satırları. Biraz sonra ekrana getireceğiz ve Zafer Partisi'nde ona yanıtı var. Hem yazılı hem videolu yanıtı var. Önce haberimizi izleyelim. Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günleriniz. Kime ait bu söz? Bu tehdit değil midir? Siyasi cinayetler tartışması CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun endişelerini dile getirmesiyle başladı. O polemiğe CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da dahil oldu. Ne gelecek? Meral Akşener'in başına daha ne gelecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına çubuk provokasyonundan sonra, linç girişiminden sonra, PKK terör saldırısında bir askerimizin şehit edilip de o kurşun keşke benim yüreğime saplansaydı da vatan evladının yüreğine saplanmasaydı diyen Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili ne açıklanmasını istiyorsun? Nedir? Ne gelecek onun başına? Özkoç isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Çubuk provokasyonunu hazırlayan o kişi Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK saldırısını örtbas eden o kişi. O kişi çıkıp bir siyasi partinin liderinin bir gezisinden sonra provoke edilmesinin ardından şöyle diyorsa, daha bunlar ne ki başınıza çok şey gelecek, ne bildiğini açıklamalıdır Cumhuriyet savcılarına. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kendisine suikast hazırlığıyla ilgili bilgi geldiğini söyledi. Özdağ, silah ruhsatı başvurusu yaptığını ancak reddedildiğini kaydetti. Toplum olağanüstü gergin ve kızgın. Böyle bir ortamda suikastler dizisi başlayabilir mi? Başlayabilir. Benimle ilgili bir istihbarat bana geldi. Hangi örgütün bana karşı bir suikast girişimi planladığını ben biliyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Özdağ'ın ifadelerini yalanladı. Ben silah başvurusu yaptım, benim silah başvurumu kabul etmediler diye bir yalanı ortaya koydu. Hemen telefon açtım. Sisteme girdiler.
4 tane taşıma ruhsatlı silahı var şu anda dediler. Korumam yok diyor dedim. Koruması da var dediler. Evet, Ümit Özdağ katıldığı programda bir kere suikast ihbarı olduğunu söylüyor. Ve bu ihbardan geç bilgilendirildiğini de söylüyor. Yani diyor ki bu bilgi daha önceden gitmiş ama bana geç bilgi verdiler. 3 gün önce söylediler. Yani bu açıklamayı yapmasından 3 gün önce. Demek ki 4-5 gün önce verilmiş bu ihbar. Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı, önce İçişleri Bakanı yalanladı. Dedi ki yok öyle bir şey. Sonra İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı imzasıyla, bakın logolu güzel, bir açıklama yapıldı. Açıklamaya dikkat. Ümit Özdağ dün akşam katıldığı programda silah ruhsatı başvurusunda bulunduğunu ancak verilmediğini söyledi. En iyi ihtimalle unutkanlık sorunu yaşıyor olabilir. Biz hatırlatalım. Kendisi adına 2000-2001 yıllarında düzenlenmiş iki ayrı silah ruhsatı var. İşte şurada şurada olmuş, hala geçerli. Ayrıca 2019 yılında bir daha başvurmuş, bir daha almış. Yani 4 tane silah ruhsatı var diyor. Sonuç, Ümit Özdağ'ın adına düzenlenmiş 4 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yakın polis korumasıyla korunmaktadır. Kendisine tavsiyemiz acilen doktoruna başvurmasıdır. Basın mensupları ve takipçilerine önerimiz bu kişiyi ciddiye almamalarıdır. Şimdi bu İçişleri Bakanlığı, yani bir siyasi partinin genel başkanı, milletvekili var karşınızda, bir açıklama yapıyor. O açıklamanın zaten arkası var. Yani bu sosyal medyadan Ümit Özdağ böyle dedi ya da AKP'nin demeyeyim hadi, aktroller diye adlandırılan grupların işte Ümit Özdağ efendim böyle dedi, böyle dedi filan diyeceği bir mevzu değil. Siz konuya hakim olmalısınız ve mutlaka Ümit Özdağ'a gitmelisiniz. Bir kere sayın yok, hiç yok. Yani milletvekili yok, parti lideri yok. Ümit Özdağ. Birinci tekirçe. Ümit Özdağ. Ümit sen. Ümit gibi olmuş. Sonra ne diyor? Acilen doktoruna başvursun. Bu kişiyi ciddiye almayın diyor. Dil bu. Tabii buna Zafer Partisi önce bir yazılı, aynı formda, aynı biçimde bir yazılı yanıt verdi. Onu ekrana getirelim. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın Sayın Genel Başkanımızla ilgili açıklamaları bu değil arkadaşlar. Bir metin var. Sayın Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekilidir. İçişleri Bakan Yardımcısı kendisine yalnızca isim ve soy ismiyle hitap etmesini hoş görecek bir arkadaşlığı, samimiyeti, hukuku yoktur. Bu saygısız üslubu, üstelik resmi bir basın açıklamasında kullanma hakkını oturmakta olduğu koltuktan mı almaktadır? Bahse konu koltuğun böyle bir hak bahşetme gücü yoktur. Atanmış bir kamu görevlisinin seçilmiş bir milletvekili ve parti genel başkanına doktora başvurma tavsiyesinde bulunması yetmezmiş gibi basın mensupları ve takipçilerine önerimiz bu kişiyi ciddiye almamalıdır şeklindeki devlet terbiyesinden uzak ifadeler kullanması devlet yönetme sanatının değil sahne sanatının konusu olabilir. Demiş, sonra açıklamaları paylaşmış. Bugün saat işte 11.30'da da Ümit Özdağ bir açıklama yapacak. Bununla yetinmedi. Zafer Partisi bir de video paylaştı. O videoda İçişleri Bakanlığı'nın aslında yalan söylediğini ve Ümit Özdağ'ın söylediklerini çarpıttığını aktardı. Ümit Özdağ'ın aslında ne söylediğini de paylaştı. O videoyu izleyelim. Dün akşam bir milletvekili silah başvurusu yaptım, benim silah başvurumu kabul etmediler diye bir yalanı ortaya koydu. Bana milletvekili olduğum halde uyduruk bir gerekçe göstererek silah vermeyi reddettiler. Taşıma ruhsatı. Size silah ruhsatı vermediler mi? Bana silah ruhsatı vermeyi reddettiler. Milletvekili olduğunuz halde. Milletvekili olduğum halde. Ama ve bunun üzerine ben meclis başkanına giderek, Mustafa Bey dedim ki, iktidara geldiğiniz günden beri sizin iktidarlarınızdan hiçbir talepte bulunmadım. Bundan sonra da bulunmayacağım. Ama dedim hakkımı istiyorum. Evraklara baktı, haklısınız dedi. Sayın meclis başkanı araya girip yanlış yapıyorlar, bunu yapamazlar dedi ve ondan sonra bir hafta içerisinde silah ruhsatı çıktı. Korumam yok diyor dedim, koruması da vardı. İki ay önce yani parti kurulduk zaman genel sekreterimiz aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'na başvurdum. Bir koruma polisim var ama takdir edersiniz ki tempo çok yüksek ve bir kişinin koruma gerçekleştirmesi mümkün değil. Başvurduk, iki ay süre geçti neredeyse.
Hala İçişleri Bakanlığı'ndan bize bir olumlu cevap gelmedi. Ben sorumsuz şekilde davrandıklarını düşünüyorum. Evet, herkesi her zaman kandıramazsınız diyor. Bugün de bir basın açıklaması yapacağını duyurdu dedi Ümit Özdağ. Şimdi bakın, İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması tabii tam bir facia. Onu söyleyelim. Yani bir milletvekiliyle ilgili hangi masada kim or kalem aldı, altına bu imza gerçekten bakan yardımcısı tarafından atıldı mı, bakan sözcüsü, bakanlık sözcüsü tarafından. Onun adına birileri mi yaptı bilmiyorum ama izaha muhtaç bir açıklama olduğu kesin. Bu dil, bu üslup kabul edilemez bir üslup. Devleti hani çadır devleti falan deniyor ya, çadır devletinin ötesine taşıyan bir üslup. Yani İçişleri Bakanlığı bir açıklama yapacaksa, resmi bir açıklama yapacaksa onun asgari nezaketi içermesi gerekir. Şimdi bu milletvekili ve genel başkanla ilgili alınan tavır. Başka bir de vatandaşın karşılaştığı üslup, vatandaşın karşılaştığı tavır var. Ve bununla ilgili de bugün Mehmet Yılmaz'ın bir yazısı var. Şu fotoğrafı ekrana getirmek istiyorum. Bakın Türkiye'de tabii hani bir beklendi. Bu genç bir kız, üniversite öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Gözaltına alınırken gözünde böyle bir morluk yok. Nasıl gözaltına alındığı kayıtlarda var. Ve gözaltına alındıktan sonra mısra sapan dışarı çıktığında durumu bu. Şimdi tablo bu. Bu tablonun karşısında haliyle İnsanlar bir açıklama bekliyorlar ve bu açıklama bugüne kadar yapılmadı. Dün siyasi cinayetler konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarısı üzerine resen soruşturma başlatan savcılığa, bugün Mehmet Yılmaz köşesinde T24'te çağrıda bulunmuş. Demiş ki, savcı bey için resen soruşturma fırsatıdır bu fotoğraf ve devam etmiş. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Mısra Sapan okuldaki protesto gösterisi sırasında polis tarafından 14 öğrenciyle birlikte gözaltına alındı. Gözaltından çıktığında gözünün altında koca bir morluk vardı. Avukatı Mısra Sapan'ın gözaltına alma sırasında ve ardından polis aracının içinde polis şiddetine maruz kaldığını açıkladı. Aslına bakarsanız özel bir açıklamaya da gerek yok. Fotoğraf polis aracında ya da karakolda neyin yaşandığını apaçık ortaya koyuyor. O günden beri savcılığın bir açıklama yaparak Mısra Sapan'ın maruz kaldığı şiddet nedeniyle resen soruşturma başlattığını duyurmasını bekledim. Sapan'ın sadece anayasadan kaynaklanan açıklama yapma, protesto gösterisine katılmak gibi hakları çiğnenmedi, vücut bütünlüğüne yönelik açık bir saldırının da kurbanı oldu. Ve bu konu soruşturulmuyor bile. Gerçi soruşturma açılmış olsaydı da savcılık alması gereken izni valilikten almayı başaramazdı ama hiç olmazsa vatandaşların hukukunu koruma hassasiyetini gösteren bir savcının varlığını öğrenmiş olurduk. Belli ki vatandaşların hakları bizim adliyemizin umurunda değil. Bunun çok ayıp ve utanılacak bir durum olduğunu adalet camiamıza hatırlatmış olayım. O çocuk günün birinde sizin çocuğunuz da olabilir, bunu unutmayın. Öte yandan şöyle bir sorunumuz da var. İstanbul'da görev yapan bazı polisler sadist eğilimler gösteriyor. Elbette bütün İstanbul Emniyeti'ni suçlamıyorum. İçlerinde hukuka saygılı, vatandaşın hizmetinin de olduğunun bilincinde olan polisler elbette çok sayıdadır. Ancak belli ki sayıları az da olsa bazı sadistler bu kuruma sızabilmiş ve bir kız çocuğuna bu şiddeti reva görmüş. İstanbul Emniyet Müdürü falan böyle bir şeyden rahatsızlık duymuyor mu? Bunu çok merak ediyorum. Bu sadist polislerin yarın kimlerin başına neler açabileceği hiç aklına gelmiyor mu? Toplumun kadına şiddete karşı ne kadar hassas olduğunun bile farkında değiller mi? Yöneticilerimiz Türkiye'de işkence ve kötü muamelenin sistematik olmadığını, arizi olduğunu anlatıp duruyorlar. Bu olay bize bir kez daha gösteriyor ki Türkiye'de işkence ve kötü muamele yapan polislerin amirleri ve adalet sistemi tarafından korunmaları durumu sistematik hale gelmiş diyor Mehmet Yılmaz savcı bey için resen soruşturma fırsatı başlıklı yazısında. İşte buna soruşturma başlatabilirsiniz. Devam edelim. Şimdi ne var ki sırada arkadaşlar? Hürriyet gazetesi. Bakalım. Ne bıçağı, kornaya bas. Hakimden ders gibi ceza. Mahkeme trafikte tartıştığı genci bıçaklayan sanığa indirim yapmadı. En üst sınırdan ceza verdi. Hakim, herkes işini silahla hallederse ülke yaşanmaz olur. Kornaya bas git diye sanığa çıkıştı.
trafikte neden bu kadar öfkeliyiz diye de devam etmiş. Böyle bir haber var. Squid Game'in sırrı nedir? Dünyada 111 milyon kişinin izlediği Kalamar Oyunu adlı dizinin nasıl fenomene dönüştüğünü araştırdık. Evet, şu anda bir fenomene dönüştü. Dünyanın en çok izlenen dizisi haline geldi bu dizi. Dizi hani bir taraftan şiddet içeren görüntüleri nedeniyle tartışılıyor. Diğer taraftan başka bir tartışma var tabii. Yoksulluk, varsıllık, hani yoksul, varsıl ve arasındaki mücadele, yoksulların nasıl bir dünyası olduğuna, o dünyadaki ne diyelim sahnelere de işaret eden, eşitsizliğe de vurgu yapan yanları var elbette. Böyle bir kült dizi olarak kalacak, öyle anlaşılıyor. Şu ana kadarki gösterilen ilgiye bakıldığında bir taraftan da tabii bu paraya hemen çevriliyor. Oradaki oyunlar, oradaki kullanılan malzemeler hemen çıkartıldı, piyasaya sürüldü. Sonuçta sistem yine yoksulların gösterildiği, yoksulların yaşam mücadelesinin verildiği bir film üzerinden yine zenginlerin parasına para katacak bir sistem. Sistem bu. Yani Che Guevara'yı bira markası olarak kullanacak bir kullanan bir sistemden bahsediyoruz. Ya da resmini yine bu sistemin içerisinde paraya dönüştürebilmiş bir mekanizmadan bahsediyoruz. Devam edelim şimdi. Sıradaki haberimiz Meral Akşener'in ziyaretleriyle ilgili. Birinci bölümde ekrana getirmiştim. Meral Akşener'in vatandaşla buluşmaları ve o buluşmalar sırasında ortaya çıkan çok çarpıcı görüntüler var. Önce gençlerle buluşmasını ekrana getirelim. Yani Vedat Bilgin dedi ya, gençler yurt dışına işte efendim yalnızca yurt dışını görmek için gitmek istiyorlar. Yoksa bu ülkede kalmaktan herhalde çok memnunlar. Bakın bu gençler ne kadar zor durumda olduklarını Meral Akşener'e nasıl anlatıyorlar? Gelecek kaygısı var. Üniversite okuyoruz. İş bulacak mıyız? O sorun. Dün gece ben gece saat 1'e 2'ye kadar doların yükselişini izledim. 9-18'e kadar gördüm. Bu ülke her gün zam geliyor yani. Her gün bu ülkede artık gerçek olarak hayalimiz Avrupa'ya gitmek, Avrupa'da yaşamak. Ben 1-2 ay çalıştığım parayla kendime bir şey alamıyorum. Ama Avrupa'daki insanlar araba alıyor, en son model telefon alıyor. Ya biz gençler olarak gerçekten ümitsiziz. Her gün bunu konuşuyoruz. Sinema olsun, şey olsun, tiyatro olsun, online zaten paramız yok. Hiçbir şey yapamıyoruz. Sinema yani. Olmuş 40-50 lira gidemiyoruz. Tiyatro olmuş en arkadan 150-200 lira. Nasıl gidelim biz gençler olarak? Sosyal hayat sıfır. Baba ne iş yapıyor senin? Benim babam yok. Annem ev temizliğindeydi. Ay. Aynen. Biz üç kardeşiz, üçümüzü okuttu annem. Ve sen burada... Hani üniversite okumaya geldim. Üniversite okumaya geldim ama yani annem para gönderiyor. Aynen. Şey alıyor musun kredi, daha yenidir. Yeni çıkacağım, evet. Yeni çıkacağım. Ondan da ümidim yok zaten. Umutsuz yaşıyoruz başkanım. Her gün zaten bir şey. Mesela bizde şeyler olarak 20 liralık günde geçiriyoruz ama yorulmasam günde 20 liralık olur işte. Benim cebimde 20 lira var. Ne yapıyorum? 10 lira. Yemek yesen 10 lira gidiyor yani. Akşamla paran yok. Bir aktiviten yok. Bir yapabileceğin bir şey yok. Ya mesela bir ayakkabı almak istesen bugün 100 lira gördün ya 200 lira olarak alıyorsun. Mesela bizim babalarımızın şey maaşı belli. Asgari ücret. Ötesinde bir şey istediğin zaman alamıyorsun. Geçen yine açıklama yaptılar. Fransa'da, İngiltere'de kuyruklar oluşuyormuş. Halk mutsuzmuş. Nereden mutsuz? Hepinizi kandırıyorlar ayakkabı. Şu an bir pazara gitseniz Turan'ın pazarlarına atıkları toplayan gördüm. Hala da ekonomi iyi diyorlar. Başkanım buraya geri 2 hafta oldu. 1500 TL paramız gitti. Ya buradaki esnaflara söylüyoruz. İş arıyoruz. Yani. Hem öğrenciyiz hem çalışmaya ayrılıyoruz. Part-time. Başkanım. Üniversite okuyorum, ellerime bak başkanım. Nerede çalıştın sen? Ben Hatay'da çalıştım başkanım. Gel buraya. Gel. Nerede? Senin. Ne çalıştın? Tarlada çalıştım. Tarlada çalıştım. Ne kazandın? İşte burada yiyorum başkanım. 1500 TL 2 haftada harcadık ya. Vay bu ele bak. Evet, bu son genç tabii gözyaşları içerisinde. Meral Akşener'in bu gençlerle ilgili videoyu paylaşırken aynı zamanda bir de mesajı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a onu etiketlediği bir mesaj. Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyor. Geleceğe dair bir parça umut bırakmadığın gençlerimizin gönlündeki yaraya, gözündeki yaşa iyi bak. Gelip burada da türkü söyleyebilir misin? Uçan Türkiye masallarını Turhal'daki kardeşlerimize anlatabilir misiniz? Hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta ya da bu haftaydı değil mi? Bu hafta içerisinde videosunu verdik yanlış hatırlamıyorsam.
gençlerle buluşmuştu. O buluşma çok özel bir buluşmaydı. Özenle seçilmiş gençler, muhtemelen AKP gençlik kollarında görev yapan gençlerdir. Cumhurbaşkanıyla bir araya gelmenin, onunla aynı ortamda bulunmanın heyecanını taşıyan, konuşmakta bile hani zorlanan, heyecandan konuşamayan ve sürekli ona övgüler dizen, soru olarak da işte basketbol oynar mısınız, sever misiniz, hangi diziyi seversiniz diyen gençler vardı. Bu gençlerle buluşabilir misin? Bu gençlerle yine türkü söyleyebilir misin diyor Meral Akşener. Veli Ağbaba'nın bir tweet'i var. Afganistan Merkez Bankası. İki tweet'i var ama şu Afganistan'ı verelim arkadaşlar. Afganistan, evet. Şimdi bakın, bu Afganistan Ekonomi Bakanı falan herhalde. Yani öyle olması lazım. Bu Merkez Bankası Başkanı da olabilir, bilmiyorum. Sonuçta ilk göreve başladığı sırada böyle bir fotoğraf çekilmiş ve bu yansıtılmıştı. Parayı artık bu adam bakacak dendi Afganistan'da, para işlerine. Afgan parası Türk lirası karşısında değer kazanıyor. Afganistan'ın parası Türk lirasının karşısında değer kazanıyor. Türk lirasının değer kaybı yalnızca dolar karşısında değil. Afganistan'ın karşısında da değer kaybeden bir liramız var. Dolayısıyla Veli Ağbaba demiş ki göreve hızlı başladı. Afganistan'ın para birimi Türk lirası karşısında bir haftada %2 değer kazandı. Ne demiştik? Dolar yükselmiyor. Türk lirası tüm dünyada değer kaybediyor. Baş ekonomiste duyurulur. Yani meselenin Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmek, Merkez Bankası Başkanı yardımcılarını görevden almak falan. Hani o gelirse, Ahmet gelirse, Mehmet gelirse meselesi olmadığı. Afganistan'dan getireceğimiz nedir o? Merkez Bankası Başkanı'nın bile o koltuğa oturduğunda elinde silah, buraya oturdum beni buradan kaldıramazsınız mesajı verse bile dolar, Türk lirası değer kazanabilir. Türkiye'de şu anda kimsenin güvencesi olmadığı için herkes bir anda bir gece yarısı görevinden alınabileceği için bunun yarattığı güvensiz ortamda Türk lirası hızla değer kaybediyor. Faik Öztürk demiş ki deve boynu zararken kulaktan olmuş. Faizi indireceğiz derken yine hem doları hem faizi ateşlediler. Dolar 10 liraya koşarken 10 yıllık tahvil faizi %20'ye koşuyor. Bu 2019 Mayıs'ından bu yana en yüksek faiz. Bakın şimdi faizi düşüreceğiz diyorlar ya, bu doların yükselmesinin karşılığında göze aldığımız şey, hani diyor ki faizi düşüreceğim. Böylece faiz düştüğü için yani piyasalarda daha hareketlenecek, insanlar bankalardan daha düşük faizle kredi kullanacak, Merkez Bankası daha düşük faizle borçlanacak vesaire vesaire. Ama öyle olmuyor ki. Dolar yükseldiği gibi faiz fiili olarak yükseliyor. Kağıt üzerinde %18 olmasının bir anlamı yok ki. Sonuçta siz 10 yıllık tahvilde çıktığınızda faiziniz %20. Demek ki faiz %18 deyince %18'de kalmıyor. Aldığınız karar faizleri düşüreceğiz inadı karşısında dolar da yükseliyor, döviz kurları da yükseliyor, Türk lirası değer kaybediyor ve faiz de yükseliyor. Sonuç ortada. Yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Bülent Kuşoğlu, benim kanaatim iktidarın döviz kurunu bilerek yükselttiği, Türk lirasının değerini kasıtlı düşürdüğü şeklinde oluşmaya başladı. Para konusunda sanırım cahil değiller ama ülkenin değil kendilerinin menfaatini düşünüyorlar. Bu yapılanları nasıl izah edeceğiz başka türlü demiş. Ya çünkü başka türlü bir izahı yok diyor. Geçtiğimiz gün başka bir grafik biçimiyle paylaşmıştım ama bir kez daha paylaşayım. Şu dolaylı ve dolaysız vergileri Kemal Büyük Yüksel paylaşmış. Türkiye'nin vergi gelirlerinin %70'ten fazlasını dolaylı vergiler oluşturuyor. Yani hepimize salınan vergiler, hepimizin tüketim yoluyla devlete verdiğimiz vergiler. Oran %73. Bu dolaysız, doğrudan alınan vergiler, yani gelir vergisi diye tanımlayabileceğimiz vergilerin oranı, toplam bütçe içerisindeki payı %27. Bakın Avrupa Birliği'nde bu oran tam tersi, 35'e 65, yani zenginin daha çok kazananın daha çok vergi verdiği bir sistem kurulmuş. O nedenle burası Avrupa, burası da parası olanların vergi vermediği, parasını tam tersine yurt dışında vergi cennetlerine kaçırdığı, yoksulunsa sürekli devleti finanse ettiği bir sistem. Bu şu demek, hani geçmediğimiz köprü diyoruz ya,
lüks ve şatafata harcanan paraya itiraz ediyoruz ya, gazetecilik kamu adına yapılan bir meslek ve kamunun hakları ve çıkarları için yapılan bir meslek. Şimdi siz bu kadar yoğun devletin bütçesinin %73'ünü oluşturduğunuz, doğrudan değil de dolaylı vergilerle topladığınız bu vergileri eğer lükse, şatafata, israfa harcarsanız dolayısıyla bunun hesabını halk adına sormak da her gazetecinin işidir diyelim. Devam edelim. Kent emekçileri dayanışması. Bakın onlar da bir sivil inisiyatif olarak şöyle bir eylem başlatmışlar. Diyorlar ki sarayın keyfi yerinde emekçiler fatura derdinde. Elektriğe son 3 yılda %132, doğalgaza %95 zam yapıldı. Cengiz Holding'e 650 milyon lira teşvik verildi. Kent emekçileri olarak faturaları Cengiz ödesin kampanyamızı başlatıyoruz. Evet, burada bir fatura kutusu. Gönderelim diyorlar. Faturaları Cengiz ödesin. Madem vergi sistemi böyle kurulmuş, birileri sürekli vergiden af edilip vergi vermezken diğer taraftan vergileri veren vatandaş faturaları da gönderebilir. Nitekim sabıka holding, bakın CHP, az önce sizlere aktardım, İçişleri Bakanlığı bir genel başkana hangi dille, hangi üslupla yanıt veriyor diye. CHP bir siyasi parti ve bu siyasi partinin yürüteceği siyasal faaliyetlerden biri elbette vatandaşa el ilanları, broşürlerle, afişlerle, pankartlarla ulaşmaktır. Pankartın nasıl engellendiğini dün ekrana getirmiştik. 128 milyar, hani 128 nerede, pankartların nasıl engellendiğini zaten biliyorsunuz. Şimdi daha önce de toplatılmış kitapçıkları vardı. Veli Ağbaba paylaşmış bu sabıka holding kitapçığını dağıtan gençlik kolları üyelerimiz gözaltına alındı diyor. SBK'yı planlı şekilde yurt dışına çıkaranlar, TODEX kurucusunun firar etmesine göz yumanlar, gençlik kolları üyelerimizi gözaltına alıyor. Tam bir mafya organizasyonu demiş Veli Ağbaba. Bakın böyle bir kitapçık. Bu bir siyasi faaliyet. Sonuçta CHP'nin kitapçığı ve bunu dağıtabilir. Ama ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? İktidara talip olmanızı tavsiye etmem. Dolayısıyla iktidara talip olup siyasi faaliyet yürütmenizi de tasvip etmiyorum, onaylamıyorum, tavsiye etmiyorum diye yorumlanabilir. Yani siyasi partilerin siyasi faaliyet yapmasının engellendiği memleketimizde dün yaşananları ekrana getirelim. Bu broşür çalışmaları esasında bugün Ankara siyasalın önünde olan arkadaşlarımız polisin keyfi bir durumuyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi CHP Ankara Gençlik Kolları üyesi. CHP Genel Merkezi'nin hazırladığı Sabıka Holding isimli kitapçığı dağıtmak istediler ama polis engeliyle karşılaştılar. Bana ne söyleyeyim? Birincisi bugün Türk siyaseti bir yargı müdahalesiyle karşılaşmıştır. Bunun başka adı yok. Gözaltı değil, bilgi alma diyorlar. Bu bal gibi bir gözaltıdır. CHP Genel Merkezi, kara para aklama suçlamasıyla Türkiye ve ABD'de soruşturulan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yasa dışı faaliyetlerini konu alan Sabıka Holding, bir kara para, siyaset, yargı hikayesi başlıklı bir kitapçık hazırlamıştı. Salı günü CHP grup toplantısında milletvekillerine dağıtılmıştı. Sıraların üzerindeydi. Ve o kitapçıkları Ankara Üniversitesi önünde dağıtmak isteyen CHP Ankara Gençlik Kolları üyesi 5 kişi gözaltına alındı. Bugün arkadaşlarımızı 5 saat hayatlarından alıkoydular. 5 saat ailelerini telaşlandırdılar. 5 saat boyunca bu insanları burada tutmaya dair ellerinde herhangi bir delilleri yok. Herhangi bir suçlamaları yok. Ama bu oluşturulmak istenen bir kafa yapısının ürünü. Bu talimatı verenler de bu ülkenin paralarının nasıl çalındığıyla ilgilensinler. Bu broşür sadece gerçeklerden ibaret. Cumhuriyet Halk Partisi bunları halkımıza anlatmaya devam edecek. Ne bu tür gözaltılar, ne yargılamalar bizi bu yoldan yıldırmaz. Önce ifadeleri alındı. Sonra da sağlık kontrolü için 5 CHP Gençlik Kolu üyesi hastaneye getirildi. CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turut, kitapçık hakkında alınmış bir yasak veya toplatma kararının kendilerine gösterilmediğini söyledi. Arkadaşlarımızın ifadeleri alınıyor dedi. Devam edelim. Şimdi bakın size bir haber. Dün haberi vardı ama bir cümle yetiyor zaten haberi aktarmak için. İleri Haber paylaşmış. AKP'li Şahin Bey Belediyesi. Klasik fotoğraf. Belediye zaten arkada Cumhurbaşkanı Erdoğan.
aynı zamanda AKP Genel Başkanı olduğu için ayrıca bir hani ikinci bir fotoğrafa gerek yok. Aslında olabilir yani. AKP Genel Başkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan diye iki ayrı fotoğraf koyabilirler. O hakları var, onu söyleyeyim. Belediye başkanı AKP'li olunca. Okçuluk tesisi için 60 milyon lira ayırmış. Demiş ki ya biz buraya bir okçuluk tesisi yapalım. 60 milyon. Sayın Başkan, bizim 60 milyon buna para... Ya ne demek 60 milyon? Verelim kardeşim 60 milyondan ne olacak? Sonra ihtiyaç gerekçesiyle kamu arazilerini satışa çıkarmış. Yani ayranı yok içmeye Şahinbey Belediyesi'nin ama ok atmaya gidiyor. Abdullah Naci, fındık içinde yüzen adam için bile soruşturma açıldı. Ama son 3 ayda çıkan onca yolsuzluk, usulsüzlük, adam kayırma, mekana çökme, taciz, tecavüz, kara para aklama, çete, rüşvet iddialarına soruşturma açılmadı. Şaka gibi demiş. Evet, kötü bir şaka ama durum bu. Fındık içinde yüzen adam. Gördünüz mü bilmiyorum yani fındığın içinde yüzüyor filan. Ya fındık kabuklu bir şey, oradan çıkacak, yıkanacak, kırılacak filan belki. Hani o süt büt işleri olunca insanlar böyle bir iğrendiler. Fındığı da görünce herkes aa fındık içinde yüzüyor dediler. Ya adama soruşturma başlatıldı yani. Ama diğer tarafta soruşturulmayan pek çok mesele var. İşte onları hatırlatmış bizlere. Şimdi çiftçilerin durumu iyi mi kötü mü? Tarım ve Orman Bakanı dinledim bugün sabah programa girmeden önce. Dün buluşmuş. Diyor ki ya durum iyi diyor, siz bakmayın böyle her şey özellikle tarımı siyaset konusu yapmamak lazım diyor. Öyle bir ilginç yaklaşımları var. Yani hiçbir şey siyaset konusu olmasın. Mesela tarım siyaset konusu olmasın istiyor. Tarım ve Orman Bakanı. Siyaset konusu değilse bu makamda, bu koltukta niye bu işi yapıyorsunuz diye kendisine sormak lazım. Siyasetle ilgili bir alan değilse. Her neyse. Biz sizi desteklemeye devam edeceğiz. Merak etmeyin. Gayet güzel gidiyoruz. Önümüzdeki yıl daha da iyi olacak. Mesajını verdi. Klasik mesaj. Peki çiftçinin durumu ne? İşte onu iki video ekrana getireceğim. Muradım aslında siyasi parti liderlerini ekrana getirmek değil. Siyasi parti liderlerine seslenen çiftçileri ekrana getirmek. Önce Meral Akşener. Bakın çiftçiler ne diyor? Ardından Davutoğlu. Davutoğlu ile buluşan çiftçiler neler söylemiş? Bakalım. Biz 270 lira, 250 lira alıyoruz. Geçimimiz çok zorlaştı. Biri çuval yem 150 lira, 160 lira. Kalitesine göre işlem yapıyoruz. Ben şu tek kolumla hayvancılık yapıyorum. Durmadan 40 tane malım var, hayvan akurdan kredi kullandım. Ben bunu ödemek için devamlı uğraşıyorum. Bu gördüğüm hal hayvancılığı bıraktı. Hiçbir insanların geliri gideri yok. Başkanım, aynı şekilde mazot, aynı şekilde gübre %100'lerin üzerine varan bir zamlandı. Dolayısıyla biz çiftçiler olarak hiçbir şekilde emeğimizi bırakın üretmeyi, kendimizi dahi yapamıyoruz. Pancaramız öyle bakkalı zaten. Pancara dahi üretemiyoruz. Bir pancara bir çuval buluyor. Dolayısıyla tarlamızı düzgün dahi süremiyoruz. Traktörlerimiz kooperatifler aracılığıyla hazzediliyor. Bankaları bize müsaade etmiyor. Onun bunun futbolcularına şunlara bunlara kredi verilirken çiftçilere hiçbir şekilde yeteri kadar kredi verilmiyor. Verilse de iki katı, üç katı teminat isteniyor. Biz çiftçilerin zaten teminatı yok ki. Yani bu konuda... Bir de Davutoğlu buluşması var. Onu ekrana getirelim arkadaşlar. Bakın Davutoğlu'nu gören vatandaş nasıl şikayetçi olmuş. Nasıl iyi olur? Perişan. Herkes mağdur. Herkes perişan. Bizi kurtarın bunlardan. Olmaz böyle. Böyle kabul etmiyoruz. Başkanım hoş geldiniz. 10 nüfusu var, 10 nüfusu içeridedir. Hiçbir şey yok. Adam ne yapsın, nereye gidecek? Ne yiyecek, ne yiyecek? Kırkızlı mı yapacak? O ne? Ne ola? Ben şu anda motoru kilitlemiş gelmişim. Motoru kullanmıyorum. Mazot yok. Mazot yok. Vali de kullanmıyorum. Sana yemin edilmiş imkan yok. Bütün işçiyiz. Bu mazotla bu yine zam gelecek. Tekrar gelecek olur. Yarın akşam, dün akşam geldi, bu bir akşam yine gelecek. Her Allah'ın günü. Yalnız biz zeme alışmışız. Çünkü bunlar... Yalnız biz zamlara alışmışız diyor. Yani öyle zam gelecek, zam gelecek diye bizi korkutamazsın. Biz zamlara alışmışız zaten diyor. Büyüye alıştı. Yani zam gelecek. Bak gülüyoruz, eğleniyoruz. Dolar 9.20 olmuş. Neredeyse zil takıp oynayacağız filan hep beraber. Memleketçe yani. Kimsenin ya nasıl dolar 9.20 olur diye bir şikayeti yok. İktidarın da yok zaten o yönde şikayeti. Çıkıp da siz ekonomiden sorumlu bakan kim? Bak Berat Albayrak sürekli
değil mi? Ekrandaydı, tanıyorduk, biliyorduk, görüyorduk. Üstelik de hani ilgiyle takip ediyorduk. Soruyorum size, hemen aklınıza geldi mi? Hazine'den ve Maliye'den sorumlu bakan kim şu anda? Kim? Biraz düşünürseniz bulursunuz. Nerede? Ya, ülke yangın yerine dönmüş. Dolar 9.20 olmuş. Bakan nerede? Neye bakıyor şu sıra? Hani biz artık bakmıyoruz demişti ya Berat Albayrak. Ben artık bakmıyorum döviz kuruna demişti. Baktı ki dokunamayacak, bir türlü durduramıyor. Dedi ya ben bakmıyorum o işlere. Neyine bakacağım dedi. Şimdi Sayın Bakan nerede, ne iş yapar? Acaba bir gün çıkıp bunlarla ilgili kamuoyu önünde bir açıklama. Merkez Bankası Başkanı bu hafta 3 kere gördüm ben. 3 kere. Çıktı bir açıklama yaptı. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Sonra Cumhurbaşkanı'na gitti filan. Bakan yok. Türk Tabipler Birliği'nin mesajını payıklarına getirmek istiyorum. Bu da önemli. Her ne kadar iktidar görmezden gelse de sanki hiç bir şey olmuyormuş gibi, her şey yolundaymış gibi davransa da gençlerin yurt dışına çıkış isteğini, onlar yurt dışını gezmek istiyorlar. Yoksa kaçmak istiyorlar, yurt dışına gitmek istiyorlar diye bakmamak lazım diye yorumlayan bakanın mantığına, kafasına Türk Tabipler Birliği diyor ki her ay ortalama 80 hekim yurt dışına göç ediyor. Farkında mısın? Bu gidişata dur demek için emek bizim, söz bizim demiş. Bakın her ay ortalama 80 doktor yurt dışına göç ediyor. Memlekette durum bu. Hastanelerde durum ne? Dün Twitter'da gündem olmuştu. Pek çok kişi paylaşmıştı. Randevu alınamıyor etiketiyle. Doktor Mehmet Çakmak da o mesajları paylaşanlardan bir isim. Ne yazık ki ülkenin sağlık sistemi çökmek üzere. Ameliyatlar için ancak 3-4 ay sonrasına sıra verilebiliyor. Randevu deseniz zaten imkansız. Özel hastanelerde ameliyat ücretleri ateş pahası. Hastalar mağdur, çalışanlar şartlardan dolayı memnun değil. Randevu alınamıyor demişti. Dolayısıyla Türkiye'deki koşullar, yönetim anlayışı, ekonomi, bütün hepsi zincirleme Türkiye'yi eritiyor, Türkiye'yi tüketiyor. Yetişmiş ve bu ülkeyi ayakta tutacak tüm unsurlar da göç ediyor. Bize kala kala Taliban'la Bismillahirrahmanirrahim diye oturup buluşan bir ekip kalıyor. Bu buluşmayı bakan niye besmele ile Taliban'la buluştu diye sorgulamayacak bir kitle kalıyor. Ne oluyor ya? Ne oluyor Allah aşkına? Şu haftanın fotoğrafıyla bitirelim. Yoksullarla değil, yoksullukla savaşın. Geri dönüşüm işçileri, iktidarın yeni hedefi. Onları da ortadan kaldırmak istiyorlar. Ve bu hafta, hani Cuma günü, Cuma'yı kapatırken belki, bu haftanın fotoğrafı olabilir diye düşündüm. Yoksullarla değil, yoksullukla savaşın. Geri dönüşüm işçileri bu hafta mücadele verdiler ama iktidar bildiği yoldan dönmedi. Onların topladığı çekçeklerini hurdacıya götürdü, sattı. Hem çekçeklerini aldı hem de çekçeklerinden para kazandı bir de. Şimdi bu bölüm için yine ara verme zamanı geldi. Bu bölümün ardından gazetelere, gazetelerin ayrıntılarına, köşe yazılarına, sosyal medyaya, internet sitelerine bakacağız. Şu ana kadar sizlere dünden bugüne haberleri yine sosyal medya mesajlarıyla beraber aktarmış olduk. Önemli gelişmeleri Sedat Peker'in açıklamalarından bugün tartışılacağı anlaşılan Ümit Özdağ'ın çıkışına, ekonomideki duruma, bunların basına nasıl yansıdığını aktardıktan sonra ayrıntılara geçmek için kısa bir araya ihtiyacımız var. Gün başlıyor, devam ediyor. Şimdi biraz haber ayrıntılarına bakalım bu bölümde. Gazetelerin iç sayfalarına da giriyoruz biliyorsunuz. Güncel sıcak gelişmelere de bakalım. Tabii dolar 9.20'yi aştı. 9.21'e doğru gidiyor. Önce bir mümkün mü arkadaşlar piyasa ekranı? Onu bir verelim. 9.20'yi gördü diye vermiştik güne başlarken. Şu anda 9.20'nin üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla evet, bu 9.19 biraz geriden gelmiş. Şu anki hali evet 9.21. 9.21.15. Avro'da 10.70. Altın 531 gördüğünüz gibi.
dolar yükselmeye devam ediyor. Daha doğrusu Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Onu söyleyelim. Çünkü burada yalnızca dolar ve avro endeksli biz sizlere uluslararası işte paralar karşısındaki iki öne çıkan para karşısındaki Türk lirasının değerini gösteriyoruz ama bunu hangi para birimiyle gösterirsek gösterelim aslında Türk lirası değer kaybediyor. Ve Afganistan'ın parasından daha aşağıya doğru son bir ayda %2'lik değer kazandığını Türk lirası karşısında hatırlatalım. Afganistan diyoruz ya, Afganistan. Yani bundan bir ay önce insanların kaçabilmek için uçakların tekerlerine tutundukları ve düşüp parçalandıkları, IŞİD'in her hafta bir bomba patlattığı, dün temsilcilerini Ankara'da ağırladığımız Afganistan'dan bahsediyoruz. Taliban Afganistan'ından. Türk lirası karşısında parası değer kazanmış. Ülke ekonomi yönetimini idrak edebilmek için bundan sonra kıyas yapılması gereken yer orası. Şimdi akaryakıta yüksek zamlar gelebilir. Çünkü orada ÖTV ile ilgili artık herhangi bir marş kalmadı. Bundan sonra akaryakıt istasyonları çift haneli tabelaları hazırlıyorlar. Yakında tabelalar yenilenmeye başlanıyor. Çünkü onlar da görüyorlar ki gidiş öyle bir gidiş ki benzinde, motorinde artık 7, 8, 9'lar değil 10, 11, 12'lere doğru gidiyoruz. Onun da şimdiden akaryakıt istasyonları durumu görmüş, ülkeyi anlamış ve tabela hazırlığına başlamışlar. Tele1.com.tr'den şöyle bir bakalım. Neler var neler yok diye. Sedat Peker'in yeni iddiaları oluk oluk kan dökülme çıkışından haberdarlardı. Halka silahlanın çağrısı Sadat'la ortak kararımızdı. Evet, Sedat Peker. Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'le Sadat kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi arasındaki tartışmada yeni iddialar ortaya atıldı. Peker, ülkede korku iklimi yaratmak için silahlanın çağrısını yapmam ortak fikirdi. Korku iklimi yaratmak. Neden korku iklimi yaratmak istiyorlar? Korku iklimi kime yarıyor? Kime yaradı? Oluk oluk kan dökülme çıkışını yapacağından haberdar değildik diyemezsiniz. O tarihlerin birkaç gün öncesinde yaptığım görüşmelerin HTS kayıtları da ortaya çıkacaktır diyor. Külliyede görevliyken milli ve manevi değerlerinizin yüksekliğini ileri sürerek görüşme taleplerinde bulunmuştunuz. Tanrıverdi'ye söylüyor. Taleplerinizi kabul etmememin ne kadar isabetli olduğunu bugün daha iyi anlıyorum. Sizin gibi bir mafya elemanıyla benim ne alakam olabilir gibi ağır sözleri de var. Sedat Peker'in, Sadat'ın kurucusu Tanrıverdi'ye sarf ettiği detayları haberin ayrıntılarında. Sedat Peker'in son iddialarında dikkat çektiği tehlike ne? AKP döneminde vakıflara verilen taşınmazların tam listesi ortaya çıktı. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nin sür manşeti bu arkadaşlar. Sür manşette Azal Ocak, AKP'nin 2015-2019 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 38 taşınmazını kiralama ya da tahsis yoluyla yandaş derneklere verdiği ortaya çıktı demiş. Tam liste hemen bakalım. 6. sayfa bir açalım. Şimdi bunu size göstereyim. Şöyle bir sayfayı. Evet. Şimdi burada Milli Piyango. Hani sıralı tam liste var ya. Şimdi burada şurası mı oluyor? Şurası oluyor değil mi? Yok, burası oluyor. Evet. Evet, tamam. Peşkeşin tam listesi. Bakın burada aşağı kadar iki sütun boyunca uzanıyor. 2015-2019'da TÜRGEV'e verilenler, TÜGVA'ya verilenler, Ensar Vakfı'na verilenler, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Asitane Derneği, Darülfünun İlahiyat Vakfı, İstanbul Enderun Eğitim ve Kültür Vakfı, İlim Yayva Vakfı, Önder İmam Hatipler Derneği'ne verilen gayrimenkuller, taşınmazlar, hepsi burada tam olarak listesi var. Bunların birçoğunda bu tahsisin ardından aslında boşaltılması istenmiş ama buraları boşaltmıyorlar da. Yıllarca kullanmak üzere yapılmış bu tahsisler. 2043'e kadar, 2029, 2039, 2043'e kadar yapılmış tahsisler söz konusu.
Peşkeşin sıralı tam listesi Cumhuriyet'in bugün sür manşeti. Evet, devam edelim. TÜGVA'nın referanslı listesinde yer alan avukat. Şu anki tüm hakim ve savcılar. Neymiş bu? Avukat MK. Herkes referans istiyor. Sadece ben istemedim ki demiş. Kendisi adı listede olduğu için. Şu anki tüm hakim ve savcılar, sınava girmiş avukatların hepsi referans istiyor dedi. Vakfın referanslıları arasında iki kaymakam da var. Evet. Türkiye Gençlik Vakfı'na ait kadrolaşma listesinde kamu kurumlarına yerleştirilmek istenenler ve referanslar verenlerin ortaya çıkmaya devam ettiği vurgulanmış haberde. Evet, dolardaki yeni rekor 9.21 şu anda ekrana geliyor. Arkadaşlarımız son durum olarak gösterdiler. Türk lirasının değer kaybetmesi demek, yoksullaşmamız demek, daha fazla fakirleşmemiz demek, iğneden ipliğe her şeyin bundan sonra zamlanması demek. Bakın, düşmüyor da bir türlü. Yani böyle anlık hani bir yükselme sonrasında toparlanma süreci falan yaşamıyoruz. Sürekli şahlanıyor. Yani öyle bir şahlandırdılar ki uçtu gidiyor yani. Yani. Bir mola, bir nefes, bir dur, şöyle bir geri gel falan. Koptu gidiyor. Koptu gidiyor. Kimdi o ya? Şu anda yani Merdan Yanardağ da var aralarında biliyorum. Sedef Kabaş var. Başka isimler de var. Dolar yükselecek diye işte o dönem ekonomik gidişat ve ekonomik gidişatla ilgili bunun döviz kurlarına yansıması, doların yükseleceğine ilişkin ifadeleri nedeniyle yargılanıyorlardı. Mahkeme bitmedi herhalde. Ya ekonomiyi dolar yükselecek diyenlerin kötü gösterdiklerine dair bir yargılama bu. Ya ekonomide eğer bir yargılama yapılacaksa, yani dolar çıkacak demek suçsa, doları çıkartanlar müebbetlik yani. Düşünsenize yani dolar çıkacak diyeni yargılıyorsunuz. Doları çıkartan o zaman ne yapacaksınız? Onları hemen yargılamanız lazım. Hatta yargıya gerek yok doğrudan. Yani tek kalemde müebbet. Niye? Çünkü demesi suç ya. Yapması nasıl suç olmaz? Taliban'ın Türkiye ziyaretinin içeriği Çavuşoğlu açıkladı. NATO ülkesine gerçekleşen ilk ziyaret bu. Tabii Rusya'ya daha önce gitmişlerdi. Yine gidecekler öyle biliyorum ama bir NATO ülkesine Taliban ilk kez ziyaret gerçekleştirmiş oluyor. El konulan dosyalar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ni karıştırdığı haberi var. Bunun ayrıntıları da var değil mi arkadaşlar? Onu bir verelim. Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da yeni yönetim tarafından AKP dönemine ilişkin başlatılan ve İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu yolsuzluk soruşturmaları tartışma yaratmış. Biliyorsunuz yolsuzluk dosyaları çıkardılar. Dediler ki ya burada yolsuzluk var, usulsüzlük var. Bunları incelenmesi lazım. İçişleri dur dedi, ben incelerim. Yani hiç gerek yok, sen kendini yorma. Ben onları incelerim. Peki buyurun inceleyin. İçişleri Bakanlığı'ndan henüz bir ses seda yok. Bu sıralı tam liste var ya, peşkeş listesi. Bu ve benzeri pek çok konunun birer dosya haline geldiğini ve onlarca dosyaya İçişleri Bakanlığı tarafından el konulduğunu biliyoruz. Sırf İstanbul Büyükşehir soruşturmayı sürdürmesin, yürütmesin, mahkemeye gitmesin diye el konulduğuna dair bir değerlendirme yapılıyor. Çünkü gelişmeler o yönde. İşte bu konudaki tartışma dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerilime yol açan tartışmayı getirelim ekrana. Namına ve kendisine bir zimmet çıkacağından hareketle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısının ikinci birleşimi yapıldı. Gündem konularından biri de yeni yönetimin AKP dönemine ilişkin başlattığı ve İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından el konulan yolsuzluk dosyaları oldu. CHP'li meclis üyeleri dosyaların akıbetine ilişkin soru önergeleri vermişti. Verilen önergeler AKP ve CHP grupları arasında sert tartışmalara yol açtı. Aramızdaki bir Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesinin T3 vakfı hakkında iddia ve iftiralarının ve yalanlarının mahkeme tarafından tasdikine dair kararı paylaşıyorum. Yangından mal kaçırır gibi gidip bulduğu bir mahkeme evrağını gelip burada bu şekilde söylemesi
Yani gerçekten davanın siyasi olduğu duygusu bende pekiştirdi. Tartışma CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın T3 Vakfı hakkındaki iddialarının ardından açılan davada Balyalı'nın tazminata mahkum edilmesi üzerinden başladı. Balyalı kararı temize götüreceğiz dedi. AKP Grup Sözcüsü Murat Türk Yılmaz'ın sözleri ise tartışmayı tırmandırdı. İlginç bir karar olduğu kanaatindeyim. Şu nedenle bir kere kişisel olarak hayatım boyunca hiç kimseye hakaret etmedim. Hakaret benim tarzım değildir. Bu sorulara bugün, mümkünse yarın cevap verilsin. Hatta cevapları burada kürsüden okuyun, yetmez. Sonra o bilgi belgelerle Çağlayan'a gidip bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmazsanız onursuzsunuz. Ve Murat Bey çok eski tanıdığım bir arkadaşımdır. Onun adına ben kendim utandım. CHP'li Tarık Balyalı, Türk Yılmaz'ın sözlerine tepki gösterdi. CHP grubu olarak aynen iade ediyoruz dedi. Yani bunu söyleyip CHP grubundan özür dilemiyorsa biz CHP grubu olarak hepsini aynen iade etmek durumunda kalırız kendisine. Devam ediyoruz. Cumhuriyet yazık bu halka demiş. Erdoğan merkezi yine dağıttı. Türk lirası pul oldu. Yurttaşlar bir ayda %10 daha yoksullaştı. Evet, en son Naci Abal döneminde onun da işte temsilcisi olarak görülen bir isim Merkez Bankası Başkan Yardımcılarından alınmış oldu. Şu andaki tüm kadronun artık siyasal iktidarın istekleri karşısında kırın mırın böyle mırın kırın etmeden hemen derhal efendim diyecek kişiler olduğuna dair değerlendirmeler var. Ekonomi sayfalarına baktığımızda ortaya çıkan tablo işte 9.21 dolar ve yazık bu halka diyor Cumhuriyet gazetesi. Yazık bu halka derken tabii Emre Kongar Hoca, demokrasi, haysiyet, şeref ve ekmek demektir başlıklı bugünkü yazısı var. Yazının giriş kısmını aktarmayacağım ama bir bölümü aktarmak istiyorum. Ekmek ve demokrasi ilişkisini çok iyi anlatmış hoca. Diyor ki, monarşilerden ve diktatörlüklerden demokrasilere kadar bütün siyasal rejimlerin iki ana görevi vardır. Üretim yaptırmak ve üretimi paylaştırmak. Bütün demokratik rejim karşıtı ideolojiler daha fazla üretim yaptırmak ama üretilen değerleri kendi ceplerine aktarmak, yani geniş kitleleri daha fazla sömürmek üzerine kurgulanmıştır. Aslında diktatörlük altında kırbaçla zorlayarak insanların haklarını ve özgürlüklerini yok ederek, onları köleleştirerek daha fazla üretim yaptırmak, yani daha müreffeh, daha zengin bir toplum yaratmak ideali de koskoca bir yalandır. Çünkü insanlar kırbaç altında daha uzun süre ve daha ucuza çalıştırılabilirler ama daha yüksek verim vermezler. Bu nedenle bütün demokrasi karşıtı faşist ideolojiler ya da ya din gibi ya da ırk gibi mukaddes kimliklerden medet umarlar. Bu nedenle de ya kiliselerin ya da tarikatların ve cemaatlerin ittifakını arar, geniş kitleleri mukaddes değerler üzerinden seferber etmeye çalışırlar. Yani çark dönsün, insanlar istekle, arzuyla, kırbaçla değil, istekle, arzuyla üretmeye devam etsin. Onların ürettiği artı değer birilerinin 3-5 müteahhit, 3-5 faizcinin cebine aksın, bu düzen sürsün diye. Bu nedenle de seferber etmeye çalışırlar. Ayrıca bütün faşist yöneticiler ceplerini doldurmaya meraklı olduklarından yapılan üretimden geniş kitlelere düşen pay da sürekli azalır. Son 7 yılda sürekli düşen milli gelir, ama bu milli gelir içinde kimlerin payının arttığına, kimlerin payının azaldığına mutlaka bakmalısınız. Sonunda da insanların ceplerinde para kalmaz, mutfaklarında tencereler kaynamaz. Sevgili okurlarım, bu öyküyü bildiğinizi, bu filmi seyrettiğinizi, bu serüveni yaşadığınızı biliyorum. Anımsatmak için bir özet geçmek istedim demiş Emre Kongar Cumhuriyet'teki köşesinde. Tabii o özetin başı var, uzun. Bu kısmını aktarmış olayım sizlere. Demokrasi, haysiyet, şeref ve ekmek demektir. Sosyal Güvenlik Kurumu daha önce ücretsiz alınabilen 52 ilacı ödeme listesinden kaldırdı. Uygulama bugün başlıyor. Artık yurttaş daha önce ücretsiz alabildiği kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap giderici spreylerle pandemi döneminde kullanılan ağız-boğaz spreyleri gibi 52 ilacı ödeme listesinden kaldırdığı için parayla alacak. Hekim ve eczacılar karara tepki gösterdiler. Ben bunu yeri geldikçe vurguluyorum. Maalesef böyle bir durum var. Şimdi buna hekim ve eczacılar tepki gösteriyor. Hani onlar okumuşlar, toplumsal duyarlılıkları var, sosyal bilinçleri var ve hani diyorlar ki ya olur mu kardeşim, adam geliyor, ben adamın halini görüyorum, yoksul. Zaten adama bu ilacı yazmam lazım. Şimdi bu ilacı yazacağım ama adamın bunu alacak parası yok.
eczaneye gidip cebindeki para yetmediği için ilaçlardan birkaçını alan, eczacıya ya acaba şimdi alsam parasını sonra getirsem olur mu diye pazarlık yapanları bildikleri, gördükleri için, hayatın içinde oldukları için tepki veriyorlar da. Asıl tepki vermesi gerekenler bu ilaç alma hakkı ortadan kaldırılan vatandaşın kendisi. Yani 5 dakikada bir randevuya doktor itiraz ediyor. Ya vatandaşın itiraz etmesi lazım. Bana niye 5 dakika tanıyorsunuz? Ben niye 15 dakika, 20 dakika duramıyorum? Doktora derdimi anlatacak bir süre bana tanınmıyor diye. İtiraz eden yine doktor. Burada da böyle olmuş. Hekim ve eczacılar karara tepki göstermiş. Sofradan geçen otoyol Cumhuriyet'te yine. İstanbul'daki yurttaş sebze ve meyve için bir otoyol, iki köprüyü finanse ediyor. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, üretim merkezi Antalya'dan 3 büyük kente gönderilen sebze ve meyvenin üzerine fiyat olarak yüklenen kalemleri çıkarttı. Yalım'ın araştırmasına göre Antalya'dan İstanbul haline yüklenen, yük taşıyan bir tır, 1850 lira yakıt parası, 100 lira otoyol geçiş ücreti, 371 lira Osman Gazi Köprüsü geçiş ücreti ve 171 lira Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücreti ödüyor. Bakın 1800 bir tır, 1850 yakıt, 100 otoyol, 371 Osman Gazi, 171 Yavuz Sultan, toplayalım 540-640 lira yol parası ve 1800'de 2000 küsur. Ne oluyor? Bu sonuçta o tırın içindeki yiyeceğin fiyatına yansıyor. Çünkü maliyet artıyor. Tarım girdi maliyetleri, çiftçinin kazandığı aracılar, bir de bütün bunlara ortak yollar, köprüler var. Fiyatları arttıran etkenlerden biri. Fahiş fiyat nedeni. Başka, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Tokat'taydı. Harami düzenini yıkacağız diyor. AKP'de TÜGVA sızıntısı, FETÖ, bürokratlar ya da güçlenen muhalefete bağlanıyor. Sızıntı için 3 sebep tartışılıyor. TÜGVA belgelerinin kamuoyuna sızması AKP kanadında yankı buldu. Belgelerin sızdırılması parti içinde 3 nedene bağlanıyor. AKP'li kaynaklar öncelikli olarak belgelerin sızdırılmasını FETÖ operasyonu olarak nitelendiriyor. Olabilir mi? Olabilir. Yani bu bir ihtimal. Çünkü AKP her ne kadar 17-25 Aralık'ta sınırlı sözde tutmuş olsa da 15 Temmuz ve sonrasında etle tırnak gibi artık bir arada olduğu FETÖ ile yollarını ne kadar ayırabildi? Bu kadroların içerisinde hala kimlerin önleri açık, kimler iş başında? Sedat Peker'in tweetlerinde var, onu anlamak mümkün. Hani en son gelişme olduğu için söylüyorum, yoksa onlarca örnek sıralayabiliriz. Bazı büyükelçilerden bazı önemli bürokraside yapılan atamalara kadar. Dolayısıyla TÜGVA içinde de bir hala FETÖ bağlantısı olan ama renk değiştirmiş, TÜGVA kadrosunun içerisine girmiş isimler mutlaka vardır. Onlar bazı belgeleri almış olabilirler. Belgeleri onlar aldıysa bu ulaştırdıkları belgelerin içerisine ekstra belge katmış olabilirler mi? Olabilirler. Onu da söyleyelim. Yani şu hassasiyetimiz hep olsun. Şimdi Türkiye'de yaşadıklarımızı unutmayalım. Bu belgeler, sızdırılan belgeler, bilgisayar klasörleri, yani bir bilgisayar hard diskinden kopyalanmış dosyalar olduğu için ve bu dosyalarda kayıtlı işte Excel, Word formatında belgeler olduğu için çok rahatlıkla dışarıdan bunun içerisine ikinci bir klasör, üçüncü bir klasör ekleyebilirsiniz. Böylece %90'ı doğru, %10'u yönlendirmeyi hedefleyen belgeler olabilir. Belgeleri kaynağında tespit edemediğiniz müddetçe bu ihtimal hep vardır. O yüzden hani karşımıza çıkan her belgenin mutlaka doğru olduğunu kabul ederek, mutlaka doğruluğu üzerinden değerlendirmeler yapmak yerine bunları doğrulamak, teyit etmek gerekir. Şu anda o yapılıyor. Bu belgeler bir kere genel durum zaten tartışmasız. Yani belli tarikat, cemaat ve vakıfların iktidarın kanatları altında nasıl palazlandırıldığı, bunların siyasi hedefleri, gençlik adına hizmet vermek adı altında aslında bir partinin siyasi kolu olarak çalıştıklarını herkes biliyor. Bunun için her türlü imkan onlara tanınıyor
ve bir parti devletine dönüştüğü için tüm belediyeler, kaymakamlar, valiler, mesela Cumhurbaşkanı'nın oğlunu karşılayan valiler var, bakanlar var. Yani Cumhurbaşkanı'nın oğlu sıfatı ne? TÜGVA'nın istişare başkanı. Yok bilmem neyin mütevelli, bilmem ne başkanı. Ama yani nedir yani? Niye karşılanıyor? Bir bakan, bir vali niye karşılar mesela? Bütün bunlar biliniyor. Bütün bunlardan bağımsız. Hani somut bu belgeler ve bilgilerle ilgili bu şüpheyi, bu kuşkuyu hep taşımak lazım. Onu söyleyeyim. İşte Cumhuriyet bugün yazmış İstanbul'da yaşananlar. Tam listesi var. Tartışmasız. O bu. Ama bütün bu doğruların içerisine öyle yalanlar, öyle yönlendirmek için belgiler ve belgeler konur ki bu sefer iş başka bir yere gidebilir. Onu bilelim, devam edelim. Başka ne varmış? Bürokratlar olabilir. Bir de güçlenen muhalefete bağlanıyormuş. Muhalefete nasıl bağlanıyormuş? Halkın iktidar tarafından gelen açıklamalara temkinli yaklaştığı, buna karşılık muhalefet partisinin tezlerinin kamuoyunda daha fazla inandırıcı bulunduğu ifade edilmiş. Ve AKP son genel seçimlerde bir takım vaatleri vardı. Ekonomide peyderpey büyüme hedefleniyordu ancak kimse salgını öngöremedi. Yıkıcı etkileri oldu. Bazı söylemler var ki doğru değil ancak sahada doğru olmayan söylemleri düzeltmek zor demiş AKP içerisinde yapılan değerlendirmeler. Evet, AKP bir sokağa çıkabilse, halkla buluşabilse zaten neyin ne olduğunu yerinde görecek ama bunları oturduğu yerde masa başında değerlendirmeler olarak herhalde görmek lazım. Öyle yapıyorlar çünkü. Hepsi rahat. Yerinde oturuyorlar. Öyle olur. Böyle. Sokağa çıksanız ben sokaktan geliyorum. Sokağı zaten biliyorum. Ben sokağın tozunu yutmuşum. Bir daha dönseniz belki biraz değişiklik olmuştur. İnsanlar bakın açım diyorlar. Yoksulluktan şikayetçiler, fiyatlardan şikayetçiler. Sizi gördüklerinde iktidar temsilcisi olarak belki söyleyecek bir iki sözü olur. Sizin de o sözlerden çıkartacağınız dersler vardır. Gerek yok, gerek yok. Ben biliyorum, ben her şeyi biliyorum. Ülke çok güzel gidiyor. İstemeyen hakim savcı yok. Evet, TÜGBA'nın referansıyla hakim savcı olanlar Cumhuriyet'e konuşmuş ve demiş ki ya zaten herkes istiyor. FETÖ de böyleydi biliyorsunuz. Yani ülkede eğer bir yere gelmek istiyorsanız AKP size FETÖ kapısını gösteriyordu. Diyordu ki gidin şu Fethullahçı derneklere, tarikat, fethi yapılara, oralara bir üye olun. O üyeliğin karşısında himmetle cemaati büyütürsünüz, vereceğiniz himmette. Siz oraya gidiyordunuz, o derneğe, o vakfa üye oluyordunuz. Onların okullarında okuyordunuz. Onlar sizi devlet kadrolarına yerleştiriyordu. Maaşlarınızdan belli bir miktarı ödemek zorunda kalıyordunuz. Haftalık sohbetlere katılmak zorunda kalıyordunuz. Ve bütün bunlar AKP'nin bilerek, isteyerek, teşvikiyle, yönlendirmesiyle yapılıyordu. Şimdi FETÖ gitti, METÖ geldi deniyor ya. Binlerce METÖ var tabii. Şimdi onlar arasındaki güç savaşını bekleyeceğiz biz. Ülkenin kaderi bu sanki. Yani bir tarikat, cemaat palazlanacak, ülkeyi, devleti ele geçirmek isteyecek, çatışma olacak, sonra o tasfiye edilecek, sonra yeni tarikatlar, yeni cemaatler, onlar bu kez yeni bir güç mücadelesine girecek, onlar arasındaki kavga böyle bilgiler, belgeler olarak ortalığa saçılacak, bu güç kavgasında bir galip gelecek, diğeri yenilecek, galip gelen biraz daha palazlanıp bu kez yine devleti ele geçirmek isteyecek. Dedim ya, ya Afganistan olacağız, ya Avrupa'ya döneceğiz yönümüzü, bir Avrupa ülkesini ya da Avrupa Birliği'ni hedef alacağız. Tercihimizi yapacağız. Yani gelişmiş, artık bütün bunları kenara bırakmış bir ülke mi olacağız, yoksa sürekli bu kısır döngüyü yaşamaya devam mı edeceğiz? Buna biz karar vereceğiz. Piyasalardaki deprem var. Piyasalardaki depremi geçtim. Depremi zaten hep beraber hissediyoruz. Kaldı ki biraz geç hissediyoruz. Bu deprem böyle vurduğu zaman hemen sarsmıyor. Gün be gün sarsıyor. Gün be gün. Peyderpey. Yani her gün bu döviz kurundaki yükselme nedeniyle alacağımız her şeye bu fiyatlar yansıdığında enerjiden ulaşıma, gıdaya biz 2 ay sonra, 3 ay sonra 9.21 ne anlama geliyor? Hep beraber göreceğiz. Hemen değil. Böyle bir deprem. Vuruyor, 3 ay sonra hissediyoruz. Sözcü gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte söylediği sözleri almış manşetine. Halk yandım Allah diyorsa bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceden söylediği sözler bunlar. Hükümet getirdi. Kim getirdi? Bugün hükümet kimse, ülkeyi bu hale getiren de odur. Uçurumdan uçuyoruz. Evet, uçacaktık.
Hani uçacağız demişlerdi. Uçtuğumuz yer uçurum. Onu manşetini almış. Devam edelim. Cumhuriyet Sözcü Gazetesi'nde. CHP'nin ilk bir yıllık yol haritası belli oldu. Siyasetten ekonomiye her sorun için acil reçete yazdılar. Neler olacak? Liyakat gelecek, yargı basın özgürlüğü, olağanüstü hale denetim, gençlere destek ve iyi hal bitecek. İyi hal bitecek ne demek? Bu kadın cinayetleriyle ilgili hani iyi hal indirimleri var ya, o bitecek. Başka pek çok şey var. Asgari ücretten vergi alınmayacak. Sağlıkta ve ilaçta katkı payları, fark ücretleri kaldırılacak. Devlet eliyle sadece halka hizmet verecek ekmek makarna fabrikaları kurulacak. Esnafa pandemi sürecinde verilen kredilerin faizleri silinecek. Kiralarda stopaj kaldırılacak. Elektrikte %18 KDV %1'e inecek. Elektrikte kayıp kaçak sayaç okuma maliyetleri vatandaşa yansıtılmayacak. Ve daha pek çok planı, programı var CHP'nin. Bunu bir broşür haline getirir, basar ve dağıtmak isterlerse onu toplamaya hazır bir şey var, güç var, onu söyleyelim. En son SBK, sabıka kitapçığını toplattıkları gibi bunu da toplarlar. Şimdi dün Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptı. O konuşmayı ekrana getirmek istiyoruz. AKP dönemini anlattı. Bir de işte bu dönem hani CHP'nin yapacaklarını aktarmışken sonrasında yapacaklarını da ifade etti. Çarpıcı bir konuşma, dikkat çekici bir konuşma. Onu bir izleyelim. 84 milyon bugün yalan ve talan iktidarının çöküşüne şahitlik ediyor. Yalandan, talandan, liyakarlıktan millet artık illallah dedi. 19 yıl önce geldiniz. Yasaklara karşıyız dediniz, istibdat dönemine özendiniz. Yolsuzlukla mücadele dediniz, yolsuzluğun kitabını yazdınız. Yoksulluk bitecek dediniz, vatandaşı tanzim kuyruklarında beklettiniz. Yerliyiz dediniz, koca ülkeyi Katar'a yağmalattınız. Milliyiz dediniz, milletin alın terini Londra'da 3-5 tefeciye hortumlattınız. Haklı dava dediniz, soykırım yalanında elhamdülillahla döndünüz. Liyakat dediniz, devletin kurumlarını tarikatların arka bahçesine çevirdiniz. Dün FETÖ'nün, bugün TÜGVA'nın paralel yapılanmasıyla devlet kurumlarına memur değil, militan atadınız. Basın özgürlüğü dediniz, yüzlerce gazeteciyi hapse attınız. Ben ekonomistim dediniz, 3 yılda 4 Merkez Bankası başkanı getirdiniz, doları, avroyu tutamadınız. Ver yetkiyi dediniz, yetkiyi alınca faizi, enflasyonu, dövizi, işsizliği uçurdunuz. Ne diyordu Cumhurbaşkanı? Biz bir alyansla yola çıktık. Bir alyansla yola çıktık dediniz, yolun sonunda yazlığı ayrı, kışlığı ayrı saraylar yaptınız. 13 ayrı uçakla israfın tarihini yazdınız. Vatandaş sayenizde artık alyansını ne kadar satıyor? Geçim derdinden, yoksulluktan satıyor. Evladına mont almak için, faturasını, kirasını ödeyebilmek için satıyor. Bir alyansla geldiniz, şimdi aynı alyansla gidiyorsunuz. Saray kapılarının ardında sesini duymadığınız bu memleketin çiftçisi, memuru, işçisi, emeklisi, genci götürüyor sizi. Ve geliyor, gelmekte olan. Yatağa aşk giren yavrularımızın iktidarı geliyor. Yurtsuz, geleceksiz bıraktığınız gençlerimizin iktidarı geliyor. Akşam pazarına mahkum ettiğiniz emeklilerin iktidarı geliyor. Her gün yeni bir zam haberine uyanan emekçilerin iktidarı geliyor. Kredi faizleri altında ezilen çiftçilerin iktidarı geliyor. Beşli çetenin iktidarı gidiyor, halkın iktidarı geliyor diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun dün mecliste yaptığı konuşma bu. Şimdi Sözcü Gazetesi'ndeydik. Aytun Çerkin, bugün Yüksel Mansur Kılıç, İstanbul Milletvekili, CHP İstanbul Milletvekili'yle yaptığı röportajı aktarmış. Onun soru önergesini köşesine taşımış. Burada ilginç bir soru var tabii. Yüksel Kılıç diyor ki, Pandora belgeleri aslında MIT'i de ilgilendiriyor. Neden ilgilendiriyor? Çünkü biliyorsunuz yeni MIT binası Rönesans Holding tarafından inşa edildi. Rönesans Holding Pandora belgelerinde yurt dışına para göndermiş şirketlerden, holdinglerden birisi olarak geçiyor, kayıtlara girmiş. Soru şu, Mali Suçlar Araştırma Kurulu ile MIT, Pandora belgelerinde yer alan kişi ve kuruluşlarla ilgili son 5 yılda herhangi bir rapor düzenledi mi? Ankara Etimesgut ilçesinde MIT'in 2020'de hizmete giren karargahının yapımını üstlenen Rönesans Holding'in vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelerdeki faaliyetleri araştırıldı mı? Araştırılmışsa offshore hesaplar aracılığıyla
vergi kaçırmakla suçlanan bir inşaat şirketine milli güvenlik istihbaratını devlet çapında oluşturmakla görevli ve sorumlu MIT'in yeni binasının yapım işi neden verildi? Ne olacak diyebilirsiniz. Valla Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olunca Çankaya'da ilk işi Çankaya'yı yıkıp yeniden yapmak oldu. Sonra bakıldı ki binanın içerisinde işte acaba o var mı bu var mı diye kontroller yapıldı. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı kendisine yepyeni bir işte saray yaptırdı Beştepe'de. Diğer taraftan hatırlayacaksınız Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde Cemal Khashoggi öldürüldüğünde ona ilgili ses kayıtları ortaya çıktığında Büyükelçilik döndü, binanın iç duvarlarını yıktı. Ve o iç duvarlarda acaba dinleniyor muyuz kaygısıyla ilgili yapılmış bir araştırma söz konusu. Dolayısıyla bu tip son derece kritik önemdeki binalar, bu binaların yapım işleri, o yapım işleriyle ilgili planları, yani ha nerede ne var, geçtim dinlemeyi bilmem neyi filan. Binanın planı, binanın neresinde kimin bulunduğu, nasıl tertiplenileceğine ilişkin yapılan hazırlık, bütün bunlar elbette çok sıkı araştırılmış ve incelenmiş bir ihale sürecinden sonra son derece güvenilir bir kuruma yaptırılmalıdır değerlendirmesiyle sorulmuş. Pandora belgeleri MIT'i de ilgilendiriyor denmiş. Bir Gün Gazetesi, Bilal'in okuluna para akmış. Bu Kartal Anadolu İnovatif Lisesi'ne Kiptaş'ın, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yine onun iştiraki çünkü 15 milyon lira harcadığı yetmezmiş gibi bir de üstüne lisenin tüm mobilyalarını yenilediği ortaya çıkmış. Bilal'in okuluna para akmış. Her kararı ayrı bir kriz, iktidarın artık kontrolü tamamen kaybettiğini yazmış Bir Gün Gazetesi. Her hamlesi de ekonomide yangını daha da büyütüyor. Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı, dolar fırladı. Bir Gün haberi hazırlarken 9.18'miş, şimdi 9.21 dolar. Tek adama yeni yetki, 3 kat zam yapabilir. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan için mecliste bir yetki, vergi torbasıyla beraber bir yetki tanımlaması yapıldı. Şimdi varlık yönetim şirketlerine ömür boyu vergi istisnası getirilirken, yeni düzenlemeyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da özel tüketim vergisiyle sigaradan alınan vergiyi 3 kat arttırma yetkisi verildi. Böylece otomobilden çamaşır makinesine, tırnak makasından oyun konsollarına kadar çok sayıda ürüne yeni zamlar yapılmasının yolu açıldı. Yani Cumhurbaşkanı artık gece yarısı resmi gazete bekleniyor ya Cumhurbaşkanlığı kararları. Mesela yarın sabah şöyle uyanabiliriz. Bilmem neyin vergisi şu kadar arttı. Dolayısıyla fiyatı da arttı. Uğraşmayalım demiş. Hemen ben bir gecede imzalayayım çıksın. Ertesi gün zamlar yürürlüğe girsin. Ne olur ne olmaz. Bakarsınız paraya ihtiyaç olur. Öyle ya. İç sayfalara bakalım. Sel bölgesinde yaralar sarılmadı. Batı Karadeniz'deki sel felaketinin üzerinden 3 ay geçti ama 15 kişi hala kayıp. Türk Tabipler Birliği'nin hazırladığı rapor bölgede yaraların halen tam olarak sarılmadığını gösteriyor. Sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor. 15 kişi hala kayıp. Unuttuk gitti. En son gençlerle buluşmasında Cumhurbaşkanı Adana buluşmasında Adana'ya gidek mi diye türküler söylendiği için bak aklıma geldi. Adana'ya gidek mi? Orada bir genç, Ayancıklı, Sinoplu Ayancıklı genç ne sormuştu? Dizi filmleri sorandı herhalde. Dizi film, hangi filmi izliyorsunuz, dizi film izliyorsunuz diye sormuştu. Cumhurbaşkanı da ya dizi izleyemiyorum, zamanım yok, fırsatım yok demişti. Sonra Sinop Ayancık olunca anlattı. Dedi ki, tabii dedi orada dedi o kadar çok etkili mücadele ettik ki o çatıya çıkan insanlar, onların kurtarılma görüntüleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte helikopterleriyle gelmesi, onların böyle helikopterlere binmesi, alınması filan, onlar çok muhteşemdi. Yani böyle çok büyük bir olaydı diye anlattı. Yani Sinop'tan, Ayancık'tan, Kastamonu'dan hatıralarda kalması istenen ve Cumhurbaşkanı'nın da hafızasında kalan çatıya çıkan insanların muhteşem kurtarılma görüntüleri olmuş. Unutmamamız gereken
dere yataklarının nasıl işgal edildiği, aynı zamanda oradaki HES'lerle dere yataklarının nasıl bozulduğu, orada ağaçların, tomrukların nasıl yanlış biçimde depolandığı ve yağmur sonrası bir ilçenin nasıl yok olduğu ve insanların çamur deryasında insanların kaybolduğu, 15 kişinin hala bulunamadığıdır. Bütün o görüntülerin içerisinden hafızalarımızda yalnızca helikopter gitti. Ya insanların çatıya çıkması sorun. İnsanlar can derdiyle bina yıkılacak ve kapıdan çıkamadıkları için çatıya çıkmışlar. Çatıdan helikopter gelmiş onları götürmüş. Onun muhteşemliği anlatılıyor ya. Nasıl aldık ama çatıdan? Nasıl kurtardık? Hiç çatıya çıkmasalardı? Çatıya çıkmak zorunda kalmasalardı? 100 kişi ölmeseydi daha iyi olmaz mıydı? Böylece bu muhteşem görüntüleri de görmezdik. Yani siz muhteşem görüntüler göreceksiniz ve bunun propagandasını yapacaksınız. Sinop deyince, Kastamonu deyince, Bozkurt deyince akıllara bunlar gelsin. Bu da bir propaganda. Yani bana bugün Kastamonu, Bozkurt, Sinop, Ayancık deseniz benim aklıma o taşan sel, tomruklar önüne alıp götürdüğü ve yitirdiğimiz insanlar gelir. Onun acısını taşırım. Kurtarma görüntüleri, kurtarabildiğini kurtardın. Kurtaramadıkları, evet, sel bölgesinde yaralar sarılmadı. Doğalgaz fiyatı niye birden arttı? Avrupa'dan Çin'e, Amerika'dan Hindistan'a, tüm dünyayı sarsan küresel enerji krizinin birçok nedeni var. Uzak Doğu'nun artan talebi, Avrupa'nın yanlış hesabı, Rusya'nın stratejisi, hepsi krizde birer etken. Evet, dünyada tabii enerji fiyatları artıyor. Avrupa, Rusya ile kurduğu ilişki, Ukrayna üzerinden doğalgaz. Bakın, böyle pek hani konuşulmuyor. Biraz daha ilgililer belki, takip edenler biliyorlar ama bu enerji krizinde tabii aynı zamanda bölgede gerilimleri tetikleyen ülkeler arası ilişkilerde yeni dengelerin kurulmasına neden olacak gelişmeler yaşanıyor. Mesela İran-Azerbaycan arasındaki gerilim, aynı zamanda Azerbaycan'la Türkiye arasındaki kara hattı, Ermenistan'la en son yaşananların ardından oluşturulacak kara hattı ve o kara hattının aynı zamanda bir enerji geçiş hattı olarak kullanılması ihtimali. Bu ihtimal üzerine İran'ın kendi doğalgaz ve petrolü yerine Azerbaycan ve Azerbaycan ötesindeki Türkiye devletlerden, Türk devletlerinden bu bölgeye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya büyük bir enerji transferinin sağlanabilmesi yolunun açılması gibi başka konular var. Aynı şekilde Ukrayna-Kırım gerginliği, Avrupa ve Rusya arasındaki bu tartışmada Rusya'nın Avrupa'nın elini kolunu bağladığı alanlardan biri. Doğalgaz fiyatı niye birden arttı derken doğalgaz fiyatını arttıran pek çok neden var. Onlardan biri de bu. Çip yok, çip. Bu ara kimilerinin gündemindedir. Salgınla beraber özellikle elektronik, işte cep telefonu, tablet ve benzeri kullanımı arttığı için çip üreticileri dünyada güçlerini bu alana ayırdılar ve onlar için üretmeye başladılar. Şimdi otomobilciler çip arıyor, bulamıyorlar. Bazı telefoncular da artık çip bulamıyorlar. Bilgisayar yazıcılar çip bulamıyorlar. Dünyada bir çip krizi var. O çip krizi de maliyetleri arttırıyor, fiyatları arttırıyor. Bulunamadığı için, arz talep dengesi üzerinden fiyat oluştuğu için. İşte böyle salgın sonrası, dünyanın toparlanması sırasında ortaya çıkan salgın etkileri diye belki kısaca özetleyebiliriz bu yaşadıklarımızı. Karar Gazetesi, kimse anlam veremiyor demiş. Merkez Bankası'nda gece yarısı operasyonu dövizi patlattı. Ya anlam, niye vereceğiz? Boş verin, anlam vermeyin. Niye her şeye de anlam vermemiz gerekmiyor? Kendimizi yormayalım. U'ya var, M'ye yok. İnternet uygulaması ile ilgili haber zaten aktarmıştık. Geçelim. İktidara danışmanlar tepkisi. Harami düzeni sandıkta yıkacağız. Meral Akşener. Davutoğlu ne demiş? Ülkeyi Bahçeli'nin Türkiye'sine döndürdü demiş. Şimdi buradan sizlere aktarmak istediğim bir yazı vardı. Onu da tamamlayayım.
Bir saniye, Taha Akyol. 40 katır yahut 40 satır demiş bugün Taha Akyol. İktidar ekonomide 40 katır mı 40 satır mı çıkmazında? Enflasyonla mücadele için kemer sıkmak, yani acı ilaç mı, ucuz ihracatla döviz getirmek için yüksek kur, yani düşük faizle Türk lirasına değer kaybettirmek mi? Her ikisi de halkın ekmeğinin biraz daha küçülmesini ifade ediyor. Rant ekonomisinin ülkeye getirdiği nokta bu. Yani iktidar açısından 40 satır 40 katır değil o. O vatandaşa 40 satır mı uygundur, 40 katır mı uygundur, onun tercihini yapıyor. Ama öyle bir şey uyguluyor ki, yani 40 satırla 40 katır arasında bir tercih yapmış gibi görünüyor ama az önce Faik Öztürk'ün mesajını aktardım. Hem 40 satır vuruyor hem 40 katıra bağlıyor. Yani birini yapsa gene eyvallah diyeceğiz. Ya 40 satır dedi, ne yapalım, hadi acı ilaç içeceğiz. Ya da aa dur bakalım, düşük Türk lirası, yani düşük değerli Türk lirası ama ihracat filan hedefi yok. Hem faizi yükseltiyor aslında fiilen, reel faiz yüksek çünkü, hem de döviz kurunu yükseltiyor. Enflasyon patlamış durumda. Hem 40 satır hem 40 katır iktidarın modeli. Neyse, ben Taha Akyol'la devam edeyim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen Kasım ayında reform dönemine giriyoruz vurgusu yaparak acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız demiş ve yatırım çağrısı yapmıştı. 11 Kasım 2021. Reform kadrosu olarak Naci Ağbal, Lütfi Elvan gibi güvenilir iki iktisatçının göreve getirilmesi Erdoğan'ın sözüne inandırıcılık kazandırmıştı. Umutlu bir bekleyiş başlamış, dolar 8 liranın altına inmişti. Fakat 4 ay sonra acı ilaç sözü tedavülden kalktı, Erdoğan Ağbal'ı görevden aldı, laf dinleyen Şahap Kavcıoğlu'nu getirdi, dolar anında 8.38'e çıktı. Bunun diğer bir faturası Mart ayı içinde 5.8 milyar dolar yabancı portföy Türkiye'den çıktı. Hasar bu noktada kalmadı. Bu sefer şimdi 25 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası'nın üst düzey personelinde 7 değişiklik yapıldı. İktisatçı İbrahim Turhan, bir kararla herhangi bir zamanda yönetimi değiştirilebilen bir Merkez Bankası'nın başına Friedman gelse güven oluşturamayacağını söyledi. Sonra işte dün de 3 kişi gitti. Böylece Merkez Bankası tamamen dağıtıldı. Şimdi diyor ki tamamen laf dinleyen bir tepeden tırnağa kadro oluşturuldu. Faturası doların 9.17'ye çıkması oldu demiş. Ülkeyi bir anonim şirket gibi yönettiğini, oysa modern devletlerde kamu hukukunun esas olduğunu hatırlatıyor Taha Akyol bugünkü yazısında. Evet, programın sonuna geldik. Haftayı tamamladık. Oldukça yoğun, gündemli bir haftaydı. Yani daha çok ekonomiyi konuştuk gibi görünebilir ama önümüzdeki dönem kritik. Kara bir kışa hazırlanmamız gerektiği söyleniyor. Ekonomide, tablo yalnızca ekonomide kara kış demiyor. Aynı zamanda dış politikada da bizi bekleyen zor günler olduğunu söyleyelim. Önümüzdeki dönem, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden buluşması, Rusya ile ilişkiler, bir operasyon sinyalinin verilmiş olması, bütün bunlar zorlu günlerin bizi beklediğini gösteriyor. Siz her şeye rağmen moralinizi yerinde tutmaya çalışın. Mücadeleye devam diyelim ve programı tamamlayalım. Pazartesi saat 7'de gün başlıyor da yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yalanlara teslim olun.